Günaydın sevgili dinleyenler. Haftanın bu son gününde tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Klasik bir giriş gibi oldu ama kalbimden geçene inanın. Cumanız mübarek olsun bütün inananların ve bugün sizin gününüz. Beni konuşturmayın. Bana mümkün olduğu kadar az soru sorun. Ben sizin zamanınızı almayayım. Zaman sizin olsun tamamıyla. 0212 363 0434 0212 363 0434 Radyospor'un canlı yayına bağlanmanız için düşürmeniz gereken telefon numarası. Bununla beraber radyospor.com adresinden bana mesaj gönderebilirsiniz. Tabii ki akıllı telefon uygulamalarından, Radyospor uygulamasından ve Twitter'dan Sabri Ugan hesabına mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Twitter öncelikli değil ama. Öncelikle onun altını çizmem lazım. Instagram, birçok arkadaşım, radyo programcısı arkadaşım Instagram'dan da mesaj kabul ettiği için siz de benim Instagram hesabıma, Sabri Ugan Instagram hesabına mesaj gönderiyorsunuz. Ama ben Instagram'ı radyo programı boyunca ve spor için kullanmıyorum. Bunu özellikle vurguluyorum ki gönderdiğiniz mesajlara cevap vermememin sebebi bu. Zaten doğrudan mesajlara hiç bakmıyorum. Onlar hiç okumadan siliniyor. Ama Twitter'ı aktif olarak kullanıyorum. Ha, ama Instagram'a da girmek isterseniz, takip etmek isterseniz edin tabii. O beni mutlu eder. O hayattan kesitler var orada sadece. Böyle kısa bir girişten sonra hemen 0212 363 0434 numaralı telefonu arayan ilk dinleyenimize bağlantı yapacağız. O kadar gündem maddesi var ki acaba bakalım hangilerini seçtiniz? Merhaba. Merhaba. Dinliyorum sizi. Ben Fenerbahçeliyim. Bursa'dan arıyorum. Adınız daha önemli. Emrah Yaşar. Peki Emrah Bey, buyurun. Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Fenerbahçe'nin transfer konusunda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmuyorlar sağ olsun federasyon işte. Nasıl bir yardım istiyorsunuz? Hani biz Ali Koç'un dediklerine inanıyoruz yürekten. Hani bize yapılandırmayla ilgili yardımcı olmaları gerekiyor. Ben mali müşavirim. Finansal konularda da hani uzak alanımız. Hazırladığı tablolar diyor ki günü kurtarmayacak. Taksitleri öderken bir sonraki taksitlerde zaten bunu ödeyemeyecek duruma geleceğiz diyor. İlgili gerçek anlamda bir şeyler istiyor ama Türkiye'de hep kağıt üstünde oluyor olaylar, biliyorsunuz siz de. Yani enflasyonun %40 ve 50 olduğunda 10-12 gözükmesi gibi bir şey bu. Real istiyor, gerçek istiyor. Gerçek olmasını da sağlamıyorlar. Bugün okuduğum haberdeki gazetelerde -16 mı 24 milyon daha şeyimiz varmış, açığımız varmış, transfer yapamıyoruz. Bilmiyorum, hayırlısı olsun. Siz ne düşünüyorsunuz ve sizi çok seviyorum. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Ben şunu düşünüyorum çok kısa. Ali Koç yönetimi, ki Ali Koç Türkiye'nin bir bankanın yönetim kurulu başkanı benim bildiğim kadarıyla. Yani bu ülkede finansı en iyi bilmesi gerekenlerden bir tanesi ve koca bir Fenerbahçe camiası onu temsil ediyor. Bir tarafta federasyon var. Yani benim aklım almıyor, şöyle almıyor. Bir kulübün hesabıyla federasyonun hesabının tutmamasını benim aklım almıyor. O yüzden çok da bir şey söyleyemiyorum çünkü hiçbirimizin elinde yeteri kadar veri yok. Değil mi? Evet. Evet. Değerlendirebilecek verilerimiz yok maalesef. Ne yazık bu ki. Bu açık topluma açık bir olay değil. Yani kime inanacağımızı da şaşırdık ama Türkiye'deki yani verileri az çok hani tahmin ediyoruz nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini. Borçlarını da biliyoruz kulüplerin. Bu ödeme planlarıyla yeniden çakılacaklar yani. Başka bir alternatif yok. İşin o tarafı ayrı. Bir de başka bir tarafı var. Fenerbahçe diyor ki benim hakkım olan hesaplamalar doğru şekilde yapılmadı diyor. İşte doğru şekilde yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Mesela siz Fenerbahçeliğinizi bırakın bir tarafa, yeminli mali müşavirsiniz. Değil mi? Mali müşavirim. Tamam. Yeminli değil. Peki, mali müşavirsiniz. Mali müşavir olarak siz bir hesap yapabiliyor musunuz? Yapamazsınız. Evet. Şimdi o zaman elimizde bu hesaplamalar için gereken done yoksa o tarafı dinleyeceğiz, bu tarafı dinleyeceğiz. O tarafı dinliyoruz, bana haksızlık yapılıyor. Bu tarafı dinliyoruz, sen kendin ettin, kendin buldun. Yani tuhaf bir dönem içindeyiz, inşallah toparlayacağız. Bilgi eksik, bilgi. İnşallah. Sabri abi, seni çok seviyorum. Eyvallah. Sizin çok, eski mutlularını dinlediğiniz zamanları hatırlıyorum. Eyvallah.
işe giderken yolculuk seninle çok güzel oluyor. Çok eyvallah. Teşekkür. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar olsun. Güzel günler olsun hepimiz için. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Bekir 24 Ocak Diyarbakır Emniyet Müdürü ve spor adamı Ali Gaffar Okkan'ı rahmetle, özlemle, saygıyla anıyorum diyor. Aynı zamanda çok mütevazi bir spor adamıydı. Onu anmadan yazmak saygısızlık olurdu diyor. Kesinlikle öyle. Gaffar Okan, ben de rahmet gönderiyorum. Bununla beraber tabii ki Uğur Mumcu'ya da aynı şekilde. Adnan Çal bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'den haz etmesem de Sayın Ali Koç banka, para, faiz yapılandırma olaylarında bence haklı. Çünkü Sayın Koç zaten bu işlerin içinde olan bir iş adamı ve söylediklerinde bence haklıdır diyor. İşte bence haklıdır, bence haksızdır demek için de ya mesela Ceyhun'u bağlasam buraya Ceyhun diyecek ki ya Sabri abi soruyoruz cevap alamıyoruz diyecek. Cevap alamadınız. Bilginizin elinde olmadığı şeyler üzerine de fikir yürütmek çok doğru değil ama hoş olmayan bir dönemdeyiz. Yani Fenerbahçe diyor ki federasyon benim elimi kolumu bağlıyor. Bu gerçekten böyle mi? Yoksa federasyonun hesapları mı doğru? Bunun hakkında fikir yürütemiyoruz. Sadece algılara teslim olmuş, algının akıntısına kapılmış gidiyoruz. Hangi taraftaysak. Merhaba. Merhaba Sabri Bey. Buyursunlar. İyi günler diliyorum. İyi sporlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İsmim Hasan Yurduseven, Antalya'dan arıyorum. İlk kez böyle bir spor programına bağlanıyorum ben de. Çok mutlu oldum. Sizinle de tanıştığıma memnun oldum. Bir spor taraftarıyım ben de. Aslen Galatasaraylıyım ama Türk futbolunun realitelerini göz önünde bulunduran ve ülke futbolunun seviyesinin yukarıya taşınmasını arzu eden bir spor severim. Şunu söylemek istiyorum ben öncelikle. Biraz önce bir arkadaşımı da dinledim. Mali müşavir arkadaşımızın evet. Beyanını dinledim. Çok kısa bir tespit yapacağım. Çok da zamanınızı almadan. Ülkemizde bir federasyon başkanı vardı. Hasan Doğan. Evet. Rahmetli. Hasan Doğan döneminde Türk futbolu inanılmaz bir değişim içerisine girdi. Yani şu hiçbir polemiğin olmadığı, tamamen adil yönetimlerin olduğu, efendime söyleyeyim hiçbir spor takımının bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da, diğer takımlarda, Beşiktaş'ta hepsinin adil ve düzgün yönetildiği bir döneme girdi. Şimdi bundan sonra ki gelen federasyon başkanlarını şöyle bir 55 yaşındayım kendim bir takip ettim. Hepsi de maalesef böyle uygun olmayan, Türk futbolu adına hoş olmayan, zaman zaman böyle hiç aklımıza fikrimize sığmayacak 2x2 5 eder gibi sonuçların olduğu bazı şeyler oldu. Bilmiyorum siz uzun yıllardan beri spor dünyasının içerisindesiniz. Bir ülkede şikeler oluyor. Bir ülkede değişik olaylar gerçekleşiyor. Efendim bir takımın şampiyonluğu 19 tane, benim şampiyonluğum 29 tane diyor. Öteki kalkıp başka bir şey diyor. Nasıl bir dünya, nasıl bir ülke, nasıl bir futbol yönetim ben anlamıyorum. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Devam edebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Yani daha geçen Türkiye'de bir şey var, bir zorlu olayı var. Yani Türkiye'de Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Limak Yönetim Kurulu Başkanı beyefendinin. Ama bunlar yani Ali Koç Bey'le, Federasyon Başkanı'yla, Hakem Kurulu'yla, oradaki bazı değişik hakem görevlileriyle şunlarla toplanıyorlar bir araya ve durum değerlendirmesi yapıyorlar. Hiç düşünmüyorlar mı ki? Ya kardeşim ben Fenerbahçe Kulübü'nde görev aldım yıllarca. O meşhur şike döneminde de kendim de Trabzonluyum bu arada. O şampiyonluk şikenin de alındığını ben canı yürekten inanıyorum. Hiç demiyorlar mı ki böyle bir şey uygun olmaz. Hiç bunu yapmayalım. Bu işi daha böyle yüz yüze, daha şeffaf işlerde diğer takımların yöneticileriyle beraber yapalım. Nedir böyle bir buluşmanın amacı? Sizce ne olabilir? Yani böyle bir şeye gerek var mı? Bu olduktan sonra ben nasıl inanayım ki Ali Koç'un dediği muhasebe hesabı tutuyor veya tutmuyor? Ben buna nasıl inanabilirim? Peki teşekkür ederim Hasan Bey. Hasan Bey'in söyledikleri kendisini ilgilendiriyor tabii ki. Çok karşılık vermek istemiyorum söyledi ama bir söylediğinin altını çizerim. Türk futbolunun enerjisi uzun zamandır Allah rahmet eylesin Hasan Doğan'ın başkanlık döneminde olduğu kadar yüksek olmamıştı.
Onun başkanlığı da maalesef çok kısa bir dönem sürdü. Sonrasında vefat etmişti. Sevgili dinleyenler, sizin sorularınız var. Sorularla devam edelim. Nihat Çiftçi, Jesse için yorumun ne olur? Ve bence Taylan Seri'nin yerine oynamalı diyor. Teşekkür ederim. Taylan da Jesse de Galatasaray'ın geniş kadrosunu, hamle şansını Fatih Terim'in arttıran isimler. Ama böyle geçtiğimiz haftaki Denizli Spor ve bu Rize Spor Kupa karşılaşmasındaki performanslarıyla şöyle böyle diyebileceğim kadar fikir edinmedim her ikisi için. Sadece Sekidika'nın Eskişehir Spor performansını biliyorum. Sekidika bundan çok daha iyi olacak. Taylan'ın da gidişatını iyi görüyorum. Yasin Kandemir, dün akşam Atletico Madrid'in Kral Kupası'nda İspanya 3. Lig takımına yenilmesine nasıl gözle bakıyorsun diye soruyor. Atletico Madrid 2-1 mağlup oldu deplasmanda Leonesa takımıyla. Zaman zaman İspanya'da bu yaşanıyor. Daha öncesinde Real Madrid'de kendi sahasında üstelik yenilerek elenmişti Kral Kupası'nda. Fakat önemli olan şey şu. Hani yol kazası derler ya bir kere oluyor bu. Hani bilemedin iki kere. Onun için de kimse üzerinde durmuyor. Çünkü futbolun böyle hikayelere de ihtiyacı var. Aytaç Seven haftanın günün yorumunu yapmış. Bu sefer günün yorumu yok diyor. Uzun zamandır yine sağlık problemleriyle uğraşıyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Biraz talihsizlik var başımızda. Babamın sağlık sorunlarıyla ilgilendim. O yüzden 2-3 haftadır yorumlarımı eksik tutuyorum ama her şeyi takip ediyorum. İnşallah kısa süre sonra tekrar başlayacağım yorumlara. Sevgiler demiş. Sevgilerimi ben gönderiyorum. Derman bekleyen bütün insanlar için o derman gelsin inşallah. Sizi dinliyorum. Alo. Merhaba. Merhabalar, Ünal Güner'i ben. Buyursunlar Ünal Bey. Fenerbahçe taraftarıyım ve Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Şimdi programımızın başından beri sizi dinliyorum. Camiamızın başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları. Tabii bu arada sizin söylemlerinizi biraz yanlı buldum. Hangi söylemi söyler misiniz lütfen? Tabii ki söyleyeceğim. Değerli başkanımız, kulübümüzün ve camiamızın, özellikle kulübümüzün içerisinde olduğu maddi imkansızlıkları çok net bir şekilde her platformda açıklıyor. Bunu açıklamasına rağmen sizin şu lafınızı kabul edemiyorum. Ben Sayın Koç'un söylemlerini net olarak bilemediğimiz için bu konuda Ünal Bey çok özür dilerim. Sesiniz gidiyor, geliyor. Ben hiç anlamıyorum. Mehmet, sen anlayabildin mi dinleyicimizi? Anlayamadı. Uygun bir yere geçer misiniz? Önemli bir şey söylüyorsunuz çünkü. Hattan düşmeyin lütfen. Bir kere daha tekrar edin. Yanlı bulduğum söylemlerimi rica ediyorum. Buyurun. Tabii. Yani siz kulübümüzün başkanı Sayın Ali Koç'un söylemlerini sanırım gerçekçi bulmuyorsunuz. Hayır. Ne kadar yanlış anlıyorsunuz? Tamam. Ne söyle o zaman. Uğur Bey, ben size bir söylediğimi tekrar edeyim. Neresini yanlış anladınız bilmiyorum. Lütfen bitireyim konuşmamı. Ama bir dakika, bir suçlama yapıyorsunuz. Ben size bitirmeniz için hak vereceğim. Bir yere zaten geleceğim. Bakın, bir Uğur yere Bey, geleceğim. Size hak vereceğim. Bilmiyorum. Bu konuşmanıza devam edeceksiniz. Diyorum ki rakamlar var. Bu rakamları bilmiyoruz. O rakamları bilmediğimiz için federasyon mu haklı, Fenerbahçe argümanında mı haklı, biz hiçbir şey bilemiyoruz. Gönlümüze göre konuşuyoruz dedim. Buyurun. Tamam. Şimdi bir rakamlar var. O zaman şunu söylüyorsunuz, yanıltmaya çalışıyorsunuz. Yani Ali Bey'in söylemiş olduğu rakamlar gerçekleri yansıtmıyor. Şu olabilir. Eğer böyle bir şey varsa federasyondan veya takvim kurulundan bir yetkili çıkar ki, yani bunlara inanmayacağız, kime inanacağız? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içerisinde bulunduğu mali durum Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi değil. Doğru bu diyebilir, değil mi? Bana rakamları söyler misiniz? Federasyonun söylediği rakamları ve Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamları. Şimdi bakın, Ali Bey herhangi bir rakam telaffuz etmiyor. Etti. Tamam, etti. Federasyon, tamam diyelim, etti. Ben orayı kaçırmış olaydım. Fakat işte orayı kaçırdığınız zaman yer başka tarafa gidiyorsunuz. Hayır, gitmiyorum. Bakın, federasyonda bir yetkili veya tahkim kurulundan bir yetkili çıkar şunu söyler. Sayın kulübümün değerli başkanı Ali Koç'un telaffuz ettiği rakamlar
gerçekleri yansıtmıyor. Tamam, bunu deklare etmelerine gerek yok. Tahkim kurulu karar verdi. 16 milyon lira ekledi. Fenerbahçe tarafı da diyor ki 16 milyon eklenmemeli. Hatta geçen toplantısında bir bölümünü kabul etti, bir bölümünü kabul etmedi. Evet. Anlayamadığımız şeyler oluyor dedi. Bizim de anlayabilmemiz için bu rakamlara sahip olmamız lazım. Sizin elinizde bu rakamlar var mı? Bende yok. Tamam. Bunu kim açıklayacak? Bunu federasyon veya tahkim yetkilileri açıklayacak. Dolayısıyla bunu geçelim. Bakın bunu geçelim. Havada bırakmayın. Havada bırakmıyorum. Hayır, beni suçladınız, havada bırakmayın. Ama sizin biraz konumunuzda sanki bir camianın başkanı, özellikle Sayın Ali Koç'un söylemlerini pek böyle... yansıtmadığınız tamam. Gibi. Ben de şu soruyu soruyorum. Hangi cümlemden bunu çıkardınız diyorum. Hala o cevabı alamadım o yüzden. Söylüyorum. Yani ben de diyorum ki o zaman Futbol Federasyonu da başka bir şey söylüyor. Ne yapacağız? İşte bakın, Futbol Federasyonu olaya son noktasını koyacak kişi. Diyecek ki şu doneler var. Şu sebeplerden dolayı olay budur. Tamam, ben de diyorum ki şu sebeplerden dolayı kimse hiçbir açıklamayı yapmadığı için biz de kime inanacağımızı şaşırdık diyorum. Nerede burada Ali Koç'un söylediğine karşı inanmıyorum taraflı davranış? Ya Allah aşkına, ne olur söylediklerimden ben sorumluyum da bir de siz de anladıklarınızdan sorumlu olun. Devam edin, buyurun. Bakın, anladıklarımdan sorumluyum ben. Tamam. Ben sadece sizin söylemlerinizle konuşulanlar arasında bir bağlantı yaptım. Ortaya çıkan olayı söyledim. Buyurun, devam edin. Diğer konuya gelelim. Fenerbahçe'nin, değerli Fenerbahçe camiasının üyesine buradan bütün camiamıza seslenmek istiyorum. Ekonomi anlamdaki durumumuz gözler önünde. Lütfen camiamızın kulübüne sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük değerlerinden biri olan, yıkılmaz son karesi olan camiamıza sahip çıksınlar. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Peki, teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bir dinleyicimiz Ünal Güner'i, Fenerbahçeli, Fenerbahçe Kongre üyesi, düşüncelerini bu şekilde dile getirdi. Sizleri dinlemeye devam ediyorum ben. 0212 363 0434. Mehmet Uzun Durukan'la birlikte yapıyoruz bu programı. Patron o, bugünkü patronu. Yani sizi bana bağlayan isim, öncelikle sizi merhaba diyen, lütfen radyonuzu kapatır mısınız diye ciddi bir uyarıda bulunan arkadaşım o. Niye bu uyarıda bulunuyor? Çünkü aramızda 20 saniyelik bir fark var. Radyonuzu kapatmazsanız, telefondan dinlemezseniz sadece o iletişimi sağlayamıyoruz. Merhaba. Merhaba Sabri abi. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Dinliyorum. Senin de cuma mübarek olsun. Abi, ben İstanbul'dan Murat, Fenerbahçe taraftarıyım. Dinliyorum Murat. Abi, bugün yayına bağlanan ikinci abimiz diyelim. Büyük bir ihtimal benden büyüktür. Hasan. Galatasaray. Evet. Antalya'dan Hasan Bey. Evet. Yani bizim başkanımız bizimle alakalı, Fenerbahçe'yle alakalı bir şeyler söyledi de. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Yani iki tane başlık var benim aklımda. Benim anlamadığım, anlam veremediğim. Şimdi ya Fenerbahçe ne yapsa abi aynı hataları yapıyorlar ama bu kadar bomba, bu kadar güncel olmuyor. Yani bu kadar böyle büyütülmüyor başka takımlar. Ama Fenerbahçe yaptığı zaman ya bir bakıyorum bu aylarca sürüyor. Mesela en son Vedat Muriç'in pozisyonu. Bunun örneği daha önce, şimdi isim veremiyorum yani, ama oldu. Yani siz de biliyorsunuz. Futbol camiası. Ya ver isim, niye vermiyorsun isim, ver. Abi şimdi aklımda değil ki Sabri abi. Yani ha. Ama buna benzer olaylar olmadı mı? Ya %1 milyon olmuştur. Buna Vedat'ın olayı mı? Vedat'ın olayıyla ilgili mi? Evet. Vedat'ın olayıyla ilgili sadece iki ceza var. Sadece iki ceza var. Onda da itiraf var. Neyse abi. Yani ama ben bunu şey bulmuyorum pek. Hani oralara buralara gidecek, bu kadar büyütecek şeyleri. Ben anlam veremedim buna. Bir ikincisi, hı-hı, de şimdi geçen sene 11 puan önde olan Başakşehir. Hani 11 mi? Diyor ya, 11 mi? 8 puan. 8 mi? 8'di galiba abi. 11 değil şimdi, çünkü. Evet, bu çünkü şundan dolayı abi, biliyorum bunu. Neden olduğunu söyleyeyim önce. Geçenlerde bir istatistik yayınlamışlar. Bu 10 puan farktan gelip şampiyon olan takım yok diye. Anladım abi. Dolayısıyla tamam, 8 olarak, puan olsa gerek. Evet, yanılmış olabilirim. 9 da olabilir. Anladım. Devam et, olsun, önemli değil. Evet, tamam abi. Şimdi bu Antalya'daki abimiz dedi ki yok,
bizim başkanımız neydi orası ya? Bu AVM'de falan görüştüler, ettiler evet. muhabbeti. Peki geçen sene Abdurrahim Albayrak, Galatasaray yardımcı başkanı galiba, kalktı, elimizde şunlar var bunlar var dedi. Gittiler MHK'ye konuştular ve o günden beri Başakşehir maç kazanamadı. Oradan kalkıp önüne geçtiler. Yani çok iyi giden bir Başakşehir o günden sonra ne tesadüftür ki maç kazanamadı. Yani bunu kimse incelemiyor, kimse konuşmuyor. Ama inanın Sabri abi, şunu samimiyetimle söylüyorum. Yani renkler değişseydi, Fenerbahçe yapsaydı bunu, ben tahmin edemiyorum. Yani Vedat Muriç'in olayı bu kadar gündem oluyorsa, eğer biz bunu yapsaydık geçen sene, yani siz tahmin edin artık neler olurdu. Neler neler söylerlerdi bizim için. Benim görüşüm bu abi, bir Fenerli olarak. Peki, teşekkür ediyorum sana Murat. Rica ederim abi, iyi yayınlar. Hemen şöyle mesajlara bakalım. Radyospor.com'a gelen mesaj. Ayhan Yıldırım, Antalya'dan arayan arkadaş, tipik Trabzonlu Galatasaray taraftarı diyor. Öyle bitirmiş. Devam etmiş de, onlar artık teyide muhtaç, biraz cezai yaptırıma girecek ifadeler. Sonrasında Twitter'dan Sabrugan hesabına gelen mesajlara bakalım. Bordo Mavi, Seydi Ahmet, Belçika Gent'ten yazmış. Vedat'a şimdi ceza çıkmadı, ancak sarı kartları da silindi mi? Vakame'ye kaç ceza var ve sence dünkü pozisyon hakkında, Ali Şansalan hakkında düşünceleriniz neler diyor? Evet, Ali Şansalan o pozisyonda çok büyük bir hata yaptı. Düşüncem o. Ötesine gitmiyorum. Çok büyük bir hata yaptı. Bir başka dinleyicimiz dün akşam Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un son pozisyonda filelere giden topun gol olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor Sami Özel. Rizespor'un hakkı yenmiştir. Hakem VAR'da izleyip göremiyorsa yazıklar olsun. İmparator hakları yenilince konuşma yaparken hak yerlerdeyken neden konuşmuyor diyor Sami Özel. Ona bir cevap vermek lazım şuraya. Buna VAR bakmaz. Yani video yardımcı hakem bakmaz. Neden bakmaz? Çünkü pozisyon filelerle buluşmadan önce top hakem tarafından durduruldu. Faulü tespit etti. En büyük yanlışı buydu. En büyük yanlışı hakemin buydu. Oyunu devam ettirse, beklese, o top filelere gitse o zaman VAR'ın protokol alanına giriyor. Yani gol olan pozisyon değerlendirilecek. O zaman video yardımcı hakem müdahale eder. Bir faul belirlerse faul der. Gel izle bunu. Ya da faul değilse de golü verir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Orada video yardımcı hakeme ifade etmeyin suçlamaları. Mehmet Alparslan, Fenerbahçeliyim, harcama limitiniz yoksa ona göre davranalım. Altyapıdan oyuncu oynasın, zorlamanın manası yok, kulübü daha ne kadar batıracaklar diye soruyor. Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyormuş diye sorar Harbi Beşiktaşlı. Yolda geliyor ama henüz netleşmiş bir şey yok. Hani Abdullah Avcı da diyordu ya değerlendirmeleri yapacağız diye. O değerlendirmeler yapılıyor ama Göztepe maçına %99 ihtimalle Abdullah Avcı ile çıkacak bence Beşiktaş. Merhaba. Merhaba Sabri abi. Serdar Bey İstanbul'dan. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim Serdar. Fenerbahçe taraftarıyım abi ben de. Dinliyorum Serdar. Ben senin nacizane fikrini öğrenmek için aslında aradım. Hani biz Fenerbahçelilerin, Aykut Kocaman'ın bir lafı vardı 3 Temmuz'dan sonra. Bu Caner, Veysel pozisyonunda Caner atılmıştı bizde oynarken. Hatırladın mı abi? Küfür pozisyonu. Sayın Aykut Kocaman'ın bir açıklaması vardı maçtan sonra. Fenerbahçe'nin dedi cezası hala bitmedi. Birileri tarafından cezalandırılıyor diye. Abi 3 Temmuz'dan bu yana ve bizim bu 3 tane şampiyonluğu kaybettik biz son maçlarda hatırlıyorsan. Şu Fenerbahçe'nin başına gelenleri şöyle bir analiz ettiğinizde acaba bir Fenerbahçe'ye karşı yapılan haksızlıklar var mı abi gerçekten sence? Sen şimdi Beşiktaş olduğunu bildiğin için söylüyorum bunu. Taraflı yorumlayacağını düşünüyorum. Tamam. Biliyorum abi. Serdar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyor. Peki belki Serdar. Belki de öyle zannediyorum abi, yani yanlış da söylemiyorum. Problem yok. Problem yok. Herkes gönlüne göre ne düşünüyorsanız oyum. Sevgili Serdar, bazen haksızlığa uğradığı zamanlar oluyor. Bazı pozisyonlar ya bu nasıl olur dediğim pozisyonlar oluyor. Ama bunun diğer takımlara olmadığını söyleyemem. Diğer takımlara da oluyor. Türkiye'de maalesef şöyle bir olgu var. Hangi pozisyon olursa olsun, ne olursa olsun herkes bağıra çağıra ayağa kalkıyor. Abi, kimse değerlendirmiyor bile. Kimse değerlendirmiyor. Mesela Vedat Muriç'in
sevki. Fenerbahçe bağırıyor. Fenerbahçe bağırıyor, diyor ki bak diyor işte diyor haksızlığı görüyor musunuz diyor. Endişelerimiz arttı çünkü diyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan diyor oy birliğiyle çıkmadı, oy çokluğuyla çıktı karar diyor. E ama toplumda zaten oy birliği yoktu ki bu konuda. Evet ben diyorum ki size ya bir hakemin raporu yok. Saha içinden kimsenin raporu yok. Kim sevk etti? Hangi düşünceyle bu işin bilinçli sarı kart görmeye yönlendirdi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti? O kadar yanlış içerisinde yanlışlara bağırıyoruz ki. Mesela nedir? Limit konusu. 16 milyon lira artırım söz konusu olmuş. Herkes bir bağırıyor. Bir taraf. Fenerbahçe'ye kıyak geçiliyor işte, transfer yapması sağlanacak şu bu. E ama kimse Fenerbahçe'nin iki bankayla yapılandırma yaptığını, bu yapılandırmadan dolayı bir avantaj sağladığını falan tartışmıyor. İçinden geldiği gibi bağırıyor. Fenerbahçe diyor ki hakkım yeniliyor. Öbür taraf diyor ki Fenerbahçe'ye kıyak geçiliyor. Ya öyle bir futbol ortamındayız ki artık biz futboldan başka her şeyi konuşur hale geldik. Onun için sen konuş Serdar, bana bir şey sorma. Aynen, ve merkezde Fenerbahçe var abi. Ben hep böyle muhabbetlere bakıyorum. Hani bu şöyle, Sayın Abdurrahim Albayrak az önceki arkadaşın dediği gibi elimizde doneler var, var işte konuşmaları var vesaireleri var dedi. Şampiyon oldu. Hiç kimse tutup da Abdurrahim Albayrak'a şu doneleri bir çıkart demedi. Mesela rahmetli Denizlispor'un o zamanki başkanı. Bak bizim sen de haksızlık kadar yapıyorsun. Ne demek kimse demedi? Herkes dedi. Ama herkes bak, dedi. Kamuoyu. Abi, kamuoyu. Dedi kamuoyu. Ama ne ceza kimse çıktı? Bizim ne ceza abi çıktı? Dur. Hatırlıyor musun bak, çıktığı cezayı? Yok hatırlamıyorum. Bak, hatırlamıyorsun abi. Ama hepimiz hatırlamadığımız cezalardan, yaptırımlardan sonra hep konuşuyoruz. Neyse. Ama neredeyse abi, hiçbir şey çıkmadı öyle diyeyim sana. Heh, devam abi, et. Abi öyle ama Fenerbahçe'nin şu Vedat Muriç konusunu konuşulduğu kadar konuşulmadı. Ben onu demek istiyorum. Ya konuşulacak hani tabii ki. Çünkü bu çok sahanın içerisinden gelen bir şey. Sahanın içerisinde herkesin seyrettiği bir olay. Bir de herkesin rahat rahat konuşacağı bir şey. Bilgiye gerek yok ki. Abi, sesini bak, yükselt ama yeter. Şu da oldu. Rahmetli Denizlispor'un başkanı rahmetli olmuş, onu da geçen öğrendim bir programa bağlandığımda. Biz 16 dakika duran maçta şampiyonluğu verdik Galatasaray'a. Denizlispor da ligde kaldı. Devre arasında ben bu maç bitsin de ben öyle bir açıklama yapacağım ki Türkiye ayağa kalkacak dedi rahmetli. Hiç açıklama yapılmadı. Hani Fenerbahçe'nin kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Bak derdimizi Allah söyleyeyim sana Serdar. Derdimizi evet söyleyeyim sana. Bu evet, sözünü abi ettiğim maç hangi tarih? Abi tam tarihini net hatırlamıyorum. Ha. Şampiyonu verdik abi son maçta. Önemli değil. Son maçta evet verdik abi. Hiç hatırlamıyorsun değil mi tarihi de? Tamam. Tarihi hatırlamıyorum. Mesele ama yok, mesele yok. Şunu söyleyeceğim. Şunu neyi söyleyeceğim konuşuyoruz ama abi? Şunu söyleyeceğim. Şampiyonunu konuşuyoruz. Bir başka bir şey söyleyeyim Serdar. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir radyocunun telefonla programına katılıp da 20 yıl öncesini hatırlatan bir dinleyici var mıdır? Ya böyle bir ülke var mıdır sence? Böyle bir abi, futbol iklimi var mıdır? Böyle bir futbol iklimi Fenerbahçe'ye yapılanlar bir takıma yapılmamıştır ki böyle bir futbol iklimi. Tamam bak şimdi biraz sonra bir Beşiktaşlı bir Galatasaraylı bağlansın bak onlara da neler yapılmış Serdar. Yani abi en son böyle dertlenecek olan taraftar grubudur Galatasaray grubu. Bağlanıp devamlı konuşuyorlar ama hakkımız yeniyor. Dikkat edin, Galatasaray'ın eğer hakkı yeniyorsa ligin ilk 10 haftası içerisinde yeniyor. Ama Galatasaray'ın yine milletin hakkı yeneceği zaman son 10 hafta en can alıcı yerlerde yeniyor abi. Bunlar hiç konuşulmuyor ama. Dün ben kupa maçını zaman bitti. Abi bir tek bir şey söyleyeyim. Söyle. Dün kupa maçını seyrediyorum. Maşallah 4. hakem İsmail Kartal'a herkese yaptıkları gibi kulübene geç derken Fatih Terim'in yanına gidip pozisyonları anlatıyor neden olmadığını. Böyle bir şey olamaz. Fatih Terim bu ülkenin futbol patronu değil abi. Bunu yapamazlar. Yapamazlar bakın. Benim Ersun Yanal'ıma veya benim Abdullah Avcı'ma diyeyim ben Fenerbahçeli olduğum halde bakın onu da sahipleneyim. Benim Şenol Güneş'ime yerine otur diyen 4. hakem gidip de Fatih Terim sohbet edemez abi. Peki Serdar'ı dinledik. Serdar'ı dinledik. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Kolay. Tan şunu yazıyor, ben Fenerbahçeliyim, bu transfer yapamama yani bir nevi yasak bir fırsat olarak görülmeli. Bakın Chelsea gençlerle neler yapıyor. Gençler diyorum diyor Tan kaba sakal. Mayıslar bizim cuma günkü programları çok dinlemediğini söylüyor. Peki teşekkür ederim. Abu Bakar yazmış bunu.
senin Sakaryaspor'u tuttuğunu biliyorum ama ben senin Beşiktaş'tan başka takım tutamayacağını da biliyorum bence, diyor Abubakar. Tekrar söylüyorum, gönlünüze göre, artık bir şey söylemiyorum. Yusuf Yel de Gaffar Okan'a rahmet gönderiyor. Teşekkür ediyorum. 1905 numara Rize maçında bizi kolladı diyor herkes hakem için. Bence hakem hatası desek daha doğru değil mi? Buna benzer hatalar dünyanın her yerinde oluyor. Türkiye'de biraz daha fazla da olsa hakem hatasıdır. Fikret Azbay soruyor. Fenerbahçe limit artırımını ceza yememek için mi istiyor, yoksa transfer yapabilmek için mi istiyor? Bu ikinci plan. Bu başka bir konu. Sevgili Fikret Azbay. Temelde şu. Fenerbahçe diyor ki biz hesaplamalar yaptık, şu çıkıyor. Futbol Federasyonu diyor ki biz hesaplamalar yaptık, bu çıkıyor. Uymuyor birbirine. Niye? Mesele bu. Merhaba sevgili dinleyenimiz. Merhabalar Sabri Bey. Buyursunlar. Ercan Güney ben. Adana'dan arıyorum. Çok ısrarlı bir şekilde aradım. Bağlanmak nasip oldu. Buyurun. Sabri abi diyeyim. Hani sizin nasıl o yazılımınızı hissettiğim için yıllardır sizi takip ettiğim bir insan olarak. Şimdi bizim Türk futbolunun halinin az önce sizin de biraz gerginleştiğiniz an oldu. Yok, eskiden gerginleşiyordum, artık gerginleşmiyorum. Yani bu da futbolumuza bir bakış açısı. Ben o tarafta değilim. Benim bulunduğum arkadaşlarım, benim bulunduğum konuşmalar bu minvalde geçmiyor ama bu böyle bir gerçeğin var olduğunu değiştirmez. Dinliyorum ya sizi. Benim demek istediğim şu, hani biz futbol sever olarak, ben Galatasaraylıyım bu arada, az önceki arkadaşımız bağlanan Fenerbahçeli, ben saygı duymakla beraber şöyle bir eleştiride bulunacağım. Sonuçta biz hepimiz futbol severiz. Kendisi dün akşamki maçı da takip etmiş. Ben de Fenerbahçe'nin maçını takip ettim. Kupada ilk oynadığı zaman maçları takip ediyoruz. Ya bizim futbolumuzun geldiği nokta bu artık. Hani bizim kulüplerimizin şu an transfer yapamaması, bizim kulüplerimize karşı heyecanımızın kaybolması, hevesimizin kaybolması, kendimiz sokakta insanlar bilet alacak para yok, tribüne gidecek para yok. Bunlardan düşünmekten ziyade benim hakkımı yedi. O benim bu sefer holiganizme doğru giden bir yol görülüyor. Benim ben vuracağım, biz önce kendimizi sakinleştirmemiz gerekir. Hani futbolumuzun hali işler acısı ortada, durum bu haldeyken bizim kalkıp da bu tür şeylerde, şu an 4 büyük takım olarak geçen, ben Trabzonspor'u da büyük olduğunu düşünüyorum camia olarak. Bütün kulüplerimiz, hepimiz bir futbol sever olarak hepsine saygı duymakla beraber 4 büyükler diye adlandırılan kulüplerimizin halinin ortada olduğu bir gerçek. Şu an devlette Ziraat Bankası ile yapılandırma aşamalarına düşünüyorlar. Bankalar Birliği, evet. Hı. Evet, Bankalar Birliği ile. Sonuçta devlet sahip bir konsorsiyumun desteklediği bir proje. Hı. Biz bunları düşünmemiz lazım. Taraftar olarak bizi yönetici bazında ne kadar harcamalarımıza dikkat edildi, kulüplerimize ne kadar sahip çıkıldı onu düşüneceğim. Bugün Beşiktaş, ben Galatasaraylı olduğum halde sabah radyoda duyuyorum. Kongreye gidip, genel kongreye gidip elindeki mal varlığını satışa çıkarma yetkisi isteyecek diyor. Biz bunları düşünmemiz lazım. Onun hakkı, bunun hakkı yok artık. Biz onu düşünmememiz lazım. Zaten biz eğer ki ne zaman futbol sever olarak hep tamam, herkesin gönlünde yatan bir takım vardır, desteklediği bir takım vardır, başarılı olmasını istediği bir takım vardır ama Avrupa'da halimiz işler acısı. Şu an bizim Şampiyonlar Ligi'ne gidemememiz var. Biz bunlara yoğunlaşmamız lazımken taraftar bağlanıp birbirine, az önceki bağlandı, şöyle dedi, böyle dedi. Yani ben hepsinden özür diliyorum, sizden de başta özür diliyorum. Haddim olmayarak bu eleştirileri sunuyorum. Biz bitmiş bir futbolumuz var. İnşallah iyi olur. Ben ilerisinde hiç iyi görmüyorum. Allah yardımcımız olsun. Herkesi de sağduyuya davet ediyorum. Evet, yani teşekkür ederim. Geçen sene son şunu tamamlayayım, özür diliyorum. Geçen sene Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin bundan önceki şampiyonluklarında birbirlerine kupalarda neler yaptığını hali ortadayken,
Yazık günah diyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Vaktinizi aldım. Eksik olmayın. Vakti paylaştık. Sedat Yıldız yazmış. Galatasaray dün ne oynadı ben anlamadım. Gerçi bütün takımlarımız aynı. Avrupa'da bir başarı elde edebilecek miyiz önümüzdeki yıllarda diye soruyor. Sedat Acar, teşekkür ederim farkındalığınız için. Dert benim derdim değil, ondan. Ferhat, kongre üyeleri daha çok kulüplerin paraları sağa sola saçılırken ortaya çıkmalı diyor. Onlara müdahale edebilmeli. Reşat Varsın, eyvallah, teşekkür ederim. Şu cevabı versin. Erol Eren size cevap veriyor. Fanatizm gözlerimizi kör etmiş. Taraftarlara önerim, bu kadar hırs bünyeye zararlı. Hayata bakışımızı futbola baktığımız gibi bakıyorsak bence büyük bir sosyal sorunumuz var. Futbol her şey değildir diyor Erol Eren. Merhaba sevgili dinleyenimiz. Merhaba Sabri abi, ben Ankara'dan arıyorum. İsmim Selim. İyi yapıyorsun Selim, hoş geldin. Merhaba, ben dün bağlanamadım. Bayağı yoğundunuz, programlarınızı takip ediyoruz severek. Eksik olmayın. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Aynı zamanda Erzurumluyum. Erzurumspor'da bir gönül bağımız var Erzurumspor'a karşıdan. Şimdi hep Beşiktaş kötü oynadı, Beşiktaş kötü oynadı diyorlar ama halbuki orada Erzurumspor'un ben maçını izledim. Muhakkak siz de takip etmişsinizdir. Oynadı futbol oyunu. Taraftarının coşkusu, hani hak etmedi mi yani Beşiktaş kötü oynadı Erzurum kazandı gibi bir durum var. Bununla ilgili ya bir şey söyleyeceğim Selim, ne olur başkalarının söylediğiyle bana gelmeyin. Ben hiç öyle bir ifade kullanmadım. Kimin ne söylediğini de bilmiyorum. Yani toplumda öyle bir algı varsa ben öyle bir algı oluşturmadım. Ben öyle bir algıya katkıda bulunmadım. Ama bunun sonuçları Erzurumspor'a getirdiğinden, Beşiktaş'a getirdiğinden çok daha fazla. Onun için Beşiktaş'ın konuşulması son derece normal. Ama Oyun içerisine baktığın zaman anasının ak sütü gibi tartışmasız pırıl pırıl bir galibiyet aldı Erzurumspor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. İki önce yayına bağlanan Fenerbahçeli arkadaşımıza itaat söylemek isterim. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Aynı renklere gönül veriyoruz. Şimdi bu özellikle arkasında milyonlarca taraftarı olan büyük kulüplerimizin şampiyonluğu son maça, Denizli maçını 2006'da kaybettik. Ben o gün bayağı bir kötü olmuştum. İyi hatırlıyorum o günü. Bak 20 diyecektim, neredeyse 25 yıl olmuş onun için. Yani büyük kulüplerin, büyük kadroların, büyük hedefleri olan bir camianın hani böyle son dakikalar, son şeyleri bırakıp da bunu bence mazeret göstermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neticede ya sen Fenerbahçe'de bu işi son dakikaya bırakmaman gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bu. Sizin de görüşünüzü almak isterim ama. Selim, alma benim görüşümü ne olursun. Beni bugün konuşturmayın. Ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe konuşayım. Cuma siz konuşun. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. İyi yayınlar, sağ ol. Coşkun Aslan. Bugün basın şehidi Uğur Mümcü'yü saygıyla ve rahmetle anıyoruz diyor. Evet, onu biraz önce de söylediğimiz gibi. Orkun'un mesajı var. Abi, bağlansalar ne olacak? Diğer takım taraftarları 3 Temmuz kumpası gibi bir şeyle karşılaştılar mı? Kurşunlandılar mı? Bunların maddi ve manevi kaybı çoktur. Kupayla falan ölçülmez diyor. Kurşunlandık, failler hala dolaşıyor ortalıkta diyor. Fenerbahçeliyim. Bu transfer yapmama halini ben de destekliyorum diyor birkaç dinleyicimiz aynı şekilde. Yaşım 24, koca koca adamlar takımları hakkında bu kadar hararetli konuşmalar yapınca gülümsüyorum diyor. Alt tarafı futbol diyor ama öyle demeyin. Oktay, şöyle öyle demeyin. Çok güzel sözler vardır futbolla ilgili. Onlardan bir tanesi de futbol asla sadece futbol değildir mesela. Öyle ifadeler vardır. Bazı insanlar futbolu daha fazla ciddiye alıyorlar ya da futbol konuşmayı daha fazla ciddiye alıyorlar. Hiçbir itirazım yok. İsteyen istediği gibi konuşabilir. Vedat Muriç'i Başakşehir maçında sarı kart görse Trabzonspor maçında cezalı olacak mı diye soruyor Abdullah Aktaş. 4 değil mi? 4 kart cezası nedeniyle oynayamayacaktı. 4. kırmızı kart olunca o kalktı. 3 sarı kartı var diye biliyorum ben. Merhabalar. Günaydın. Hayırlı cumalar. Size diyorum. De cumanız mübarek olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. İstanbul'dan Aydın, Beşiktaş taraftarıyım. Aydın dediniz değil mi? Evet, Aydın. Tamam, dinliyorum sizi. Size bir bilgi vereyim. Gün içinde Abdullah Avcı istifa ediyor. Tamam. Kesin. Tamam. %99.9. Tamam. Şöyle bir şey var. Şimdi Abdullah Avcı gidince takım düzelecek mi? Yok ama bir dakika. Önce bir şeyi
Abdullah Avcı Gidiyor'un ikinci sorusu var. Şöyle. Buyurun. Yönetim mi gönderiyor, kendisi mi istifa ediyor? Karşılıklı. Şimdi bunlar basına verirler. Der ki karşılıklı konuştuk, anlaştık. Peki. Ayrılma kararı verdik diyecekler. Onlar onu diyecekler de siz biliyorsanız söyleyin diye sordum. Ortada büyük bir tazminat var biliyorsunuz. Hı-hı. Yani. Doğru. Yani diyecekler karşılıklı orta bir noktayı bulup ayrıldık diyecekler. Tamam. Ha, yok, sizin gelen istihbaratınıza göre diyorum. İstifa mı ediyor, yönetim mi gönderiyor? İşte onu tam olarak bilemiyorum. Peki. Tam bilmiyorum ama gün içinde istifa edeceğini peki biliyorum. Şimdi Beşiktaş bu sene kayıp. Bu sene bitti. Hı-hı. Gelecek 5 sene de bitti Beşiktaş için. Yani ben bugün sabah şöyle bir baktım, araştırdım. Borç 3 milyara yaklaşmış. Yani Yıldırım Demirören'den Serdar Bilgili ile başlayalım. Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören. Yok, Serdar Bilgili'ye gelme ama Serdar Bilgili bıraktığı zaman ben borcun çok az olduğunu hatırlıyorum. Tam borç vardı sonuçta. Vardı. Hatta şöyle devam edeceğim onun için. Yıldırım Demirören bıraktığı zaman 400-450 civarında olduğunu hatırlıyorum. Evet. 100'den 450'ye çıkmış. Ondan sonra zaten hesabı kitabı şaşırdı herkes. Yani şimdi Fikret Orman geldiği zaman hesap soracaktı. Hı hı. Aynısını şimdi Fikret Orman'dan soruluyor. Hı hı. Yani Fikret Orman dünkü televizyon yayınında mahkemeye gitsinlerdi. O da biliyor mahkemeye gitse hiçbir şey olmayacağını. O da biliyor yani. Mahkemeye gitti, ne yapabilecekler? Hı hı. Söyleyin ne yapabilirler? Hiçbir şey. Yani Fikret Orman kulübü büyük bir kaosun içine bırak. Aldığı futbolcular ortada. Yani 3 senede takımın kalitesi siz daha bile nereden nereye geldi? Yani şu takım PTT 1. lig değil, alt ligde oynasın şampiyon falan olamaz. Kimseyi yenemez. Kolay kolay bu maçı alırız diyemeyiz. Çok kötü bir takımımız var. Haddinden fazla kötü bir takımımız var. Ya gelecek hoca da hiçbir şey yapamaz. Millet Sergen falan diyor ama Sergen'le falan olacak iş değil. Peki. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bir Beşiktaşlı dinleyenimiz bağlandı. Aydın. Teşekkür ederim Aydın'a. Hemen birkaç mesaj sıkıştırayım araya. Yeni dinleyici gelene kadar. Ali Uçak. Bir Beşiktaşlı olarak artık transfer konuşamaz olduk. Hakkımız yeniyor. Başkan çıkıp bir açıklama yapmıyor. Taraftarı bilgilendirmiyor. Borç varmış. Evet. Ödeme işleriyle uğraşıyorlar ama bizim de bir şeyleri bilmeye hakkımız var. Limitler var ama herkese var. Bazen illegali legale çevirmek lazım. Biz gönül verdik takıma. Her yerde, her deplasmandayız diyor Ali Uçak. Hüseyin Yelboğa, dünkü Galatasaray Rize Spor maçında 40'a yakın faul oldu. Böyle maç mı olur abi Allah aşkına? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Yazık. Liverpool maçını izledim. İzlerken büyülendim diyor. Ya Wolverhampton-Liverpool karşılaşmasını izlerken, ki o karşılaşmayı birazcık da ben daha dikkatli izledim. Çünkü Wolverhampton'ın bu mücadelede galibiyet şansının olduğundan söz etmiştim size. Yanılmadım aslına bakarsanız ama Liverpool hakikaten çok şu an istim üzerinde, onu kim durduracak bilmiyorum ama başka bir şey. Bir ara ya maç nasıl oynanıyor biliyor musunuz? Çatır çatır, çatır çatır. Bir Allah'ın kulu yerde kalsın, bir Allah'ın kulu hakeme baksın, bir Allah'ın kulu birbirine dalaşsın. Yok arkadaş, yok, bizim o seviyeye gelmemiz çok zor. Çok zor değil ya, yok, biz o seviyeye gelemeyiz, mümkün değil. Ben görmem en azından. İnşallah Doruk da zor. Aslanla Pars. Çağrı Dikici, transfer limitleriyle ilgili konuşmalardan anladığım, menajerlik harcamalarını bildirenler transfer yasaklı, bildirmeyenler serbest, meali dürüst beyan cezalı diyor. Öyle değerlendirmiş Fatih Saraç. Evet sayın dinleyiciler, ortam gerildi, herkesi sükunete çağırıyorum ve Avcı istifa ediyorum diyor. Biraz önce bir dinleyicimiz bağlandı, %99,9 istifa ediyor, ayrılıyor dedi. Enver Durkurt, ligi kapatıp açsak düzelir mi abi, iyi yayınlar diyor. Ne dersiniz? Ligi kapatıp açsak düzelir mi? Yok, kaldığı yerden devam eder. Mahsun Baştu, bu hafta oynayacağımız Bolu Spor maçına tüm biletlerimiz tükenmiştir. Taraftar, hoca, başkan, futbolcular kenetlendik. Sadece 16 hafta kaldı. İnşallah o sene bu sene olacak diyor. Hangi takım diye soracak olursanız eğer, çok fazla da aklınızı bulandırmayacağım tabii ki, Adana Demirspor. Merhaba. Merhaba sevgili dinleyenimiz. Evet. Günaydın Sabri abi. Günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sabri abi, ben Kapalı Çarşı'dan arıyorum. Esnafım. Adın ne? Adım Turgay, soyadım Özdemir. Tamam Turgay.
Galatasaray taraftarıyım Sabri abi. Bu Fenerbahçe'yle bağlanan arkadaşlarla alakalı bir şey yorumda bulunmak istiyorum. Tabii ki bunu. Tabii ki bunu. Denizli Spor maçını söyledi. Denizli Spor maçında kaç sene olduğu önemli değildi hani. Bu Apiyah'la bir tane Anelka'nın kaçırdığı karşı karşıya pozisyon var. Apiyah'ınki direkten dönmüştü galiba. Evet işte. Karşı karşıya atamadılar işte. Bunlar gol olmuş olsaydı Fenerbahçe şampiyon olacaktı mesela. Bunlar konuşulmayacaktı. Mağdur olmayacaklardı. Mesela bu şey Galatasaray'ın bir şey yaptığı şey vardı. Bu son maçta hani Fenerbahçe'nin stadında kupa kaldırdı ya. Bunda da mesela playoff oldu. Artık önceden mi çıktı? Sonradan mı konuldu? Bu hani önemli değil de. İkiye bölündü puanlar. Burada da şey Fenerbahçe yine kendisi yenemedi. Yine Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yine Fenerbahçe mağdur oldu. Hani siz Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçeli arkadaşlar usulları şunu söylemek istiyorum ben mesela. Siz 60 olsaydınız şeyleri mesela, golleri şampiyon olsaydınız mağdur olmayacak mıydınız? Siz kendi beceriksizliğinizden atamadınız. 20 yıldır yenemiyor diyorsun mesela Fenerbahçeli arkadaşlarım. 20 yıldır yenemiyor. 20 yıldır yenemiyor. Siz yenin şampiyon olun o zaman diyorum ben de onlara. Anladım. Hep böyle bu sene öyle bir algı oluşturdular ki Fenerbahçeli arkadaşlar. Hep böyle Fenerbahçe'nin hakkı yeniliyor, hakkı yeniliyor, hakkı yeniliyor, hakkı yeniliyor. Hani ben hiç inanmıyorum ya bu sene şey olduğuna. Nihat Özdemir'e de Ali Koç'a da hiçbirisine şeyim yok. Yani Türk futbolu bitmiştir yani. Peki. Eksik olma. Teşekkür ederim Turgay. İyi günler. Kolay gelsin. Telefon attığımızda bir dinleyicimizin olduğunu söylüyor sevgili Mehmet, ama önce iki mesaj okuyayım izin verin. Erkan Turhan, Fenerbahçeli arkadaş az önce bağlanan Fenerbahçeli arkadaş çok mantıklı şeyler söyledi. Fatih Terim'den tüm hakemler çekiniyor. Çoğu gazeteci de soru sormaya korkuyorlar. Türkiye Ligi'nde canı en çok yanan takımlar Beşiktaş'la Fenerbahçelilerdir. Sefa Yılmaz, ligde 23 maç kaybetmeyen Liverpool örneğin evinde Watford'a karşı 0-0 götürdüğü bir maçta son dakikada gol yerse hakemlerin umurunda bile olmaz, golü verir. Ama bizde aman ona bir şey olmasın, aman buna bir şey olmasın. Böyle gelişmeyiz, gelişemeyiz. Taraftar bile kendi lehine yapılan bariz hatayı görmezden geliyor. Adalet istiyoruz, başka bir şey değil diyor. Pekala, Okan'tan abi bir Beşiktaşlı olarak seni Galatasaraylı olarak düşünüyordum diyor. Onun için söylüyorum. Kalbinizden hangisi geçiyorsa o takım. Ben söylüyorum çünkü dilimde tüy bitti, anlatamıyorum. Bıraktım anlatmayı. Merhaba. Merhaba Sabri abi, hayırlı cumalar. Sana da. Adım Ramazan, Beylerbeyi, Beşiktaş taraflarıyım. Anlat Ramazan. Ya ben dün Pite Dolman'ı baştan sona kadar dinledim. Yani izin bile aldım iş yerinden kaçırmamak için. Yalnız o başlamadan önce Radyo Spor'u dinliyordum. Bir tane abi konuşuyordu Beşiktaş hakkında. Ama çok iyi konuşuyordu. Ben de dedim Sabri abi, yani peki bilgisi var mı yok mu? Fikret Olmaz zamanında Caner'in yerine bir adam almıştı. Abi ismini hatırlamadım. Neydi o ya? Fransa'nın küme düşen takımından. İsmini tam olarak hatırlayamadım. Devam et. Onu almış, kiralamış yani. Almamış da kiralamış. Yani onu alırken, imza atarken Fikret Olmaz şeye demiş ki adama. Demiş 20 maç oyna. Avrupa'da da 2 maç oyna. Beşiktaş, bak burası çok önemli. Beşiktaş ilk 4'e girerse senin bonservisini alıp Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak. Bunu Radyo Spor'da dün saat 7 çeyrek geçi bir abi söylemişti. 19-15 kim vardı yayında Mehmet? Sen yayındaydın. Ya. Kim? Kenan Başaran söylemiş. Evet abi, o söylemişti. Yani abi bir Beşiktaş Büyük Camii'nin başkanı çıkıp da Beşiktaş'ın hedefi 4'üncülük müdür ya? Bu kadar mı düştük biz ya? Yani Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş'ın lige başladığı zaman hedefi her zaman şampiyonluktur. Ben Fikret Orman'ı kınıyorum yani. Böyle söylediği şeylere kınıyorum. Yani Sayın Ahmet Uçeri'ye de buradan rica ediyorum. Yani taraftar sizin arkanızda. Lütfen rica ediyorum Fikret Orman'dan hesap sorun. Hesap sorun. Çünkü bu adam ne diyeyim yani, bir şey olmamış gibi bir de televizyona çıkıp oraya almış Beşiktaş armasını. Yok ben Beşiktaş'a stat yaptım. Yok ben Beşiktaş'a şunu yaptım. Ya stadı sen mi yaptın Sayın Başkanım? Sen mi yaptın? Ya neymiş, ben aldım parayı borçlara ödedim. Ya yaptığım borçlar belli. Bıraktığın yer belli. 1 milyar mesela 1 milyar borç da almışsın. 2,5 milyar borç da bırakmışsın.
Yani Beşiktaş taraflarından da rica ediyorum. Bak, rica ediyorum. Artık Abdullah abici istifa diye bağırmasınlar. Bunlarla ilgileniyorum. Kaseye bir kuruş para gelmiyor Sabri abi. Bir kuruş para gelmiyor. Nasıl ödeyeceğiz biz Abdullah abicinin borç tazminatını? Sergen geldi mi bu takımı ne yapacak? Güven 10 gol mü atacak? Laiç 20 gol mü atacak? Diye bir denen bir topçu. Sağ kanatta Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncusu mu olacak? Abi bunları söylemek için aradım. Bana imkan verdiğin için de teşekkür ederim. Sağ İyi abi. Yaptın. İyi yaptın Ramazan Beyler Bey. Teşekkür ederim. Özal Yıldız ne yazmışsın? Dün Fatih Terim'e Arda hakkında soru yöneltildi mi? Özal Yıldız yöneltildi. Aslında çok da gündem olması gereken bir şey oldu ama olmadı gündem yeteri kadar. Çünkü Türkiye'de o kadar fazla gündem var ki. Mehmet Kılıç'ın mesajını okuyayım daha iyi anlayacaksın. Gaziantep'ten yazmış o. Fatih Hoca Arda hakkında görüşlerini dile getirdi ve dünden itibaren Arda defteri tamamen kapandı diyebilir miyiz diyor. Şöyle oldu Özal ve dinleyemeyenler için. Arda Turan dedi ki evet ben Arda'yı istedim. Yönetim istemedi. Yönetim kuruluyla aramızda bu konuda bir görüş ayrılığı oldu ve dedim ki bu süreci iyi yönetelim. Ama dedi ben eve gelene kadar yönetimden ya da yönetimden demedi ama dedi ben eve gelene kadar birkaç gazeteciye haber gitmiş dedi. O yüzden dedi şaşırdım doğrusu dedi. Ben dedi yönetimle aramı iyi tutmak isterken mealen şaşırdım buna dedi ve onun arkasından şunu da ifade etti. Ben dedi bütün dedi susmamın sebebi başkanlık makamına saygımdan. Bunlar aslına bakarsan çok yumuşakça söylenmiş ama ağır sözcükler Galatasaray camiasına nasıl etki eder, sonuçları ne olur bunu zaman içinde göreceğiz. Evet net anlıyoruz ki zaten hep size söylediğim de buydu Arda Turan konusunda anlıyoruz ki Galatasaray yönetimi Arda Turan konusunda teknik olarak değil ama farklı konulardan dolayı hiç sıcak bakmadı. O yüzden de hiçbir ileri adım atmadı. Şimdi bu ne olacak bundan sonra? Yönetim Fatih Terim'in bu açıklamalarından ne anlar? Fatih Terim bu açıklamalarından sonra nasıl davranır? Onları önümüzdeki günler gösterecek bize. Durum bu. Merhaba. Güvenli Sabri abi. İzmir'den arıyorum. Adım Göksel. Galatasaray taraftarıyım. Söyle Göksel. Demin bir şeyler söylemiştiniz. Siz taraftar oldunuz. Siz sıkıldım dediniz. Sıkıldım demez aslında gerek yok Sabri abi. Sizin biz biliyoruz zaten Galatasaray taraftar olduğunuzu. Tamam. Yani bunu demek istiyorum. Yani Sabri abi. Sizi severek dinliyoruz. Ben bu sene Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Arda konusunda göre Arda'yı da büyük ihtimalle olmayacak diye düşünüyorum. Göksel bir şey soracağım. Ha, merak ettim. Benim Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı olmam çok mu önemli? Yani ben öyle tahmin ediyorum. Hayır, çok Sabri önemli abi. Mi diyorum? Ben iddia etmiyorum ama ben size öyle tahmin ediyorum. Peki tamam. Yani, tamam. Anlat şimdi ikinci bölümü söyle. Yani Arda konusunda büyük ihtimalle gelmeyecek diye düşünüyorum. Yani bu saate kadar gelseydi zaten gelirdi. Peki tamamdır. Var mı ekleyeceğim bir şey yok. Yok Sabri abi teşekkür ederim. Göksel İzmir'den Arda bence gelmeyecek diyor. Yani sence değil zaten gelmesi için şartlar oluşmuyor bir türlü. Onu vurgulayalım. Saat başı geldi biliyorum o yüzden 2-3 mesaj okuyacağım. Enver Kaya bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı konuşmak istemiyorum. Çünkü elindeki imkanlarla yapamadıkları ortada. Yani başarısız ama kimse takımına başarısız demiyor. Bu büyük takımların hali ortada ve hala fanatik taraftarlar diyor. Şaka gibi. Büyüklük kalmadı artık diyor Enver Kaya. Ramazan Can Mersin'den yazıyor. Renkler farklı olsa da hedef aynı. Her takımın hedefi taraftarını mutlu etmek. Spor bu değil. Ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe maçını da izledim ama hakem hata yapacak mı veya Fenerbahçe'yi koruyacaklar mı diye değil. Futbolu sevdiğim için. Bizim ilk başta bunu değiştirmemiz lazım diyor. Murat Payzanoğlu programa katılan herkes kendi adına adalet peşinde. Bu soruyu sana sorduğum gibi o arkadaşlarımıza da soralım. Bugün borçları milyarları aşmış kulüplerin isimleri Malatya, Alanya, Sivas ve benzeri olsaydı bu kulüpler Süper Lig'de olurlar mıydı? Hangi ligde mücadele ederlerdi? Bu sorunun cevabını vermek için sadece şöyle bir PAF ligine baksanız bile oradaki takımları göreceksiniz. İsmi ortadan kaybolmuş takımlar hemen aklıma gelenler. Kayseri Erciyespor, Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor. Zor işler onlar, zor işler. Ve ben sizi dinliyorum.
5 günaydın, iyi günler diliyorum Trabzon'dan. Adım Ender. Hoş geldiniz. Neden böyle bir derin nefes aldın biliyor musun Ender? Trabzon'la ilgili sormak istediğim birkaç soru vardı, onu da sorarım ama sen öncelikle anlatmak istediklerini anlat. Şöyle, işte sizi dinleyince aklıma yıllar önce anlatmış olduğunuz bir Şampiyonlar Ligi maçı geliyor. Ben sizin, çok güzel duygulanıyorum. Inter maçı mıydı? Inter veya Lille olabilir mi bilmiyorum. Çok emin değilim. Peki. Biraz da heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Peki, hiç önemli değil. Ben şimdi sana bir şey sorayım. Sen anlat, doğru. Anlat. Şimdi biraz sabahtan beri aslında dinliyorum ben sizi. Biraz her bağlanan taraftar aslında kendi penceresinden bakıyor. Herkesin de fikrine saygı gösteriyorum. Yalnız şöyle bir şey ben söylemek istiyorum. Şimdi geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Koç bir açıklama yaptı. Buna takiben Trabzon Kulübü de bir açıklama yaptı. Şimdi ben sizin radyonun... Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe dedi ki böyle... Trabzonspor dedi ki hayır öyle değil böyle. Evet aynen öyle. Şimdi aslında bir kısır döngü var. Bravo. Solunda ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Az önce de dediniz hani biz Liverpool seviyesine gelmemiz imkansız. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Yok, Liverpool seviyesi demedim. O mücadele seviyesine. Yani böyle maç çatır çatır geçiyor Ender. Evet. Vuruyorlar, omuzu vuruyorlar. Sendeler gibi oluyor, topu bırakmıyor. Ne hakeme bakıyor, ne oyuncuya bakıyor, ne kendini yere atıyor. Oyun öyle bir akışkan şekliyle devam ediyor ki. Aslında top oynuyorlar saygı yani. Var. Saygı, herkesin birbirine saygısı var aslında. İşine temelim. Her şeyden önce. Evet. Şimdi şöyle, şimdi sizin radyonun genel yayın yönetmeni Barış Bey. Ben Barış Bey'i arasam. Hani desem ki Barış Bey işte siz şu çalışanınıza şu kadar maaş veriyorsunuz, doğru mu? İşte ben bir tepki yerim. Derler ki hani bu senin görevin değil, senin işin değil. Hı-hı. Ve sen buna karışmaya hakkın yok. Şimdi Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamada şöyle bir şey var. Ben bunu örneklerle size açıklamak istiyorum. Yani Trabzonspor 40-45 milyon euroluk bir bütçeyi 19-18 milyon seviyesine indiriyor. Geçen seneki kadroya baktığımızda Yusuf Yazıcı, Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak gibi çocuklarla oynuyor. Baktığınız zaman bunların bir iki tanesini satıyor ve bir şekilde bütçesini belli bir seviyelere indiriyor ve ekonomisini düzene sokuyor. Aslında bu Trabzonspor'un iç meselesi. Ya bunu rakip bir kulübün başkanının bu şekilde dile getirmesi sizce ne kadar doğrudur? Ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ya eğer, dur gitme. Eğer bir haksız rekabet olduğunu düşünüyorsa tabii ki dile getirebilir. Onda bir mesele yok. Ama dile getirdiği şeylerin gerçek somut olması kaydıyla. Mesela ben şimdi bilmiyorum. Bilmediğim, çalışmadığım yerlerden soruyorlar bana. Ama eğer iddia edildiği gibi kamu kuruluşları, özellikle kamu kuruluşları Trabzonspor'dan o bedellerle, iddia edildiği bedellerle loca almışlarsa bu sorgulanmaya değer bir konu diye düşünüyorum ben. Ama almamışlarsa o zaman farklı bir algı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet, kesinlikle farklı bir algı var. Böyle bir şey olmadığı, yani böyle bir şey ispatlanamadığı, hatta bunları ortaya süren hakkında da yasal işlem başlatılacağı Sayın Başkan tarafından dile getirildi. Tamam, başlatılsın da o yasal işlemler orada en azından takip ederiz. Çünkü orada açıklama yapılmak zorunda. Evet. Renk katıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ya Ender'e soracaktım şu Vakame olayını. Neyse, nasıl algıladığı şeklinde. Şimdi dün bir pozisyon oldu. Önce bir Denizlispor'u kutlayayım. Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiler. Hani bu lig maçı olmuş olsaydı Trabzonspor sürklese, Trabzonspor durdu, Trabzonspor şu, Trabzonspor bu denecekti ama 2-0'lık Denizlispor galibiyetine rağmen Trabzonspor turu geçtiği için tur geçti. Yani bir anlamda başarılı. Fakat maçın içerisinde önemli bir pozisyon vardı. Özgür Ak bunu anlatıyor. Diyor ki dün akşam Vakame pozisyonunda hakem siyah beyaz bir hata yapmasına karşılık video yardımcı hakem bu pozisyona neden müdahale olmadı? Hep siyah beyaz hata olması gerekiyor diyorduk. Ne oldu diyor. Özgür Ak niye video yardımcı hakem karışmadı? Çünkü video yardımcı hakem incelemiştir pozisyonu. O takip ediyorlar. Ceza sahasının dışında olarak değerlendirdi. Ceza sahasının dışında olarak değerlendirilince video yardımcı hakemin protokol alanından çıkıyor olay. Yani penaltı değil, bir faul. Vakame'nin kartına gelince Vakame
Buna tepki gösterdi. Hakeme karşı disiplin suçu işledi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de video yardımcı hakem burada karışmadı. Anlatabileceğim bu. Bekir, Malatya Spor için Kemal Özdeş'in yanlış tercih olduğunu söylüyor. İbrahim Akbulut, akşam Wolves'te Liverpool'u durduramadı. Senin adam Firmino diyor. Evet, Firmino hakikaten tırnak içerisinde büyücü gibi ya. Ya da maymuncuk gibi bütün kapıları açıyor. Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur demiş. Murat Tümay, Slaven Bilic. Parantez içinde Slaven Bilic demiş. Niye öyle söylediyse, niye öyle yaptıysa artık. Anlaşma, uzlaşma mümkün değil. Öyle ayrılmış ki spor camiası, bir noktada buluşmak mümkün değil, imkansız diyor Serkan Cem Barışlı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göksal, tam olarak anlayamadım son bölümü. Düzeltip tekrar gönderir misin? Kenan Polat, ya pes artık, biz böyle gidersek hiçbir yere gidemeyiz diyor. Yazık diyor. Aydın'ın mesajı. Kimse kusura bakmasın da bir takımda süreklilik önemlidir. Bu sene başında Liverpool transfer yapmadı. Beşiktaş'ın en iyi dönemi, Trabzonspor'un en iyi dönemi, Galatasaray'ın en iyi dönemi, Fenerbahçe'nin en iyi dönemleri, hepsi kadro sürekliliği olduğu zamanlardır diyor Aydın. Tamer Ars, bir sorum bir de düşüncem olacak diyor. Sorum şu, tekrar maç anlatma düşünceniz var mı? Yok. Planım yok, isteğim yok, arzum yok. Bir jubile, hep söylediğim gibi. Tek olursa bir tek o. Yoksa hayır. Planım yok. Özledik sizden maç dinlemeyi diyor. Teşekkür ediyorum. Düşüncem de şudur. Beşiktaş bu sezon en güzel futbolunu hazırlık maçında 2-2 biten, Olimpiyat stadında oynanan maçta gençlerle oynadı diyor. Ümit Çevik. Aynı konular üzerinde döndürme beni. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da okursam diyecekler ki ya bak sen kendin özellikle seçip okuyorsun bunları. Yok öyle değil. Biraz önce verdim cevabı. Tekrar teşekkür ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor eşleşirse deplasman yasağı olur mu? Biz artık Trabzonspor'un stadında maç izlemek istiyoruz diyor Ömer Faruk Akgeyik. Onu İl Güvenlik Kurulu kararı belirliyor ne yazık ki. Bir şey söyleyemiyorum. Keşke olsa, keşke. Bak ama sağlıklı şartlarla herkes gidip deplasmanda maç seyretse. Ben istemez miyim şimdi mesela Beşiktaş taraftarı Göztepe'nin stadında açılışında orada olsunlar. İnşallah da olurlar. Reklam mı, dinleyici mi sevgili Mehmet? Dinleyici, merhaba. Merhabalar Sabri abicim. Hayırlı yayınlar. Hoş geldin. İyi cumalar. Sağ olasın. Ben Cemil Gebze'den. Söyle Cemil. Abi aslında benim söyleyeceklerimi söyledim de vaka yemeği yapılan bir de şeyi çok merak ettim. Çünkü akşam yani spor yazarları hep o konuda şey yaptı. Charlotte'a yapılan hani penaltı pozisyonunda direkt tehlikeli hareket değil miydi size göre? Yani kırmızı kart değil miydi? Hatırlamıyorum pozisyonu şu anda. Vakame'nin pozisyonunu hatırlıyorum. Vakame'nin pozisyonunu hatırlıyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer öyle şiddetli bir hareketse, kırmızı kartlık bir hareketse VAR'ın protokol alanındadır. VAR müdahale ederdi. Ya Sabri abi, bu VAR sadece yani ceza sahasında içinde olan pozisyonlar için mi kuruldu? Yani bunu defalarca şimdi, anlattık Cemil, bak hala soruyorsun. Yok anlattın da yani ben de bunu şey yapıyorum ya, şimdi vakaya mı? Pozisyonu bitiyor, sarı kartı gösteriyor ve Denizli de futbolcu da diyor ki dışarıda oldu diyor. Evet. Hakeme de işaret ediyor. Evet. Ve onu göre göre bunun nasıl bir yanlış, yani VAR hakemi de buna müdahale etmiyor. Ki bu da alişans alan değil mi hakem? Evet. En evet. iyi hakemlerden bir tanesi. Gelecekte çok şeyler bekliyoruz. Beşiktaş maçında da Burak'a yapılan bir pozisyon vardı. Onun penaltı olduğu ifade edilmişti. Ya hakem bazen öyle görür Cemil. Öyle görür. Ve oyunu devam ettirir. Hoca da bunda faul görmedi. VAR niye müdahale etmedi? Çünkü ceza sahasının dışında olan hareketti. Penaltı değildi. O yüzden müdahale etmedi. Niye kart gördü Vakame? Disiplin suçu işlediği için kart gördü. Tamam. Yani böyle maalesef. Maalesef böyle. Yani ondan sonra hakem öyle yanlış gördüğü zaman, bir pozisyonu yanlış yorumladığı zaman hemen algı operasyonu başlıyor. İşte Vakame Fenerbahçe'nde ceza duruma düşsün diye bu algı operasyonları yapılıyor. O yapıyor. Ondan sonra seyirciler, taraftarlar, spor severler giriyor birbirine. Yani hiç geç olmasaydı. Ondan sonra akşam Galatasaray maçı seyrediyoruz. Rize Spor 2-2
yakaladı. Ondan sonra hakem yani niye şey yaptı diye biz birbirimize bakıyoruz. Yani golü niye iptal etti? Orada da bir skandal bir yani ne bileyim Sabri abi sen dedin ya biz yani bizden geçti ama bizim çocuklar da belki çok zor görecek. Yani Liverpool gibi oynamayı, öyle mücadeleyi. O yüzden biz Avrupa'da hiçbir zaman başarılı olma şansımız yok. Peki Cemil, sağ ol. Ben teşekkür ederim abicim. Bir haber gördüm, onu paylaşayım sizlerle sevgili dinleyenler. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 17'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 17'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Muhtemeldir ki dün Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Fatih Terim'in Arda konusuyla ilgili yönetimle görüş ayrılığımız olduğu ifadesiyle başlayan sorulara da cevap verecektir. Merakla bekliyoruz. Ne diyecek acaba Mustafa Cengiz? Engin Öztop yazıyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak öyle come to Beşiktaş demekle olmuyormuş demek ki. Ta o zaman söylemiştim Beşiktaş batacak ve şu anki gelinen durum haklı olduğumu ortaya koyuyor. Alihan Taşkın, fanatiğin de önünde bir Beşiktaşlı olarak Abdullah Avcı gitse her şey değişecek mi? Conte ya da Guardiola bile gelse bu kadro kalitesiyle hiçbir şey olmaz. Abdullah Avcı'nın tek hatası oyuna çok geç müdahale ediyor ve son olarak yeni yönetimden Fikret Orman dönemi için hesap sormasını bekliyor ve projelerini merak ediyoruz diyor. Veys Ceylan, Beşiktaş'ta futbolcular sanki kontak kapatmış gibi, kontağı nasıl açarız? Bir daha bir hafta siz bir psikolog çağırsanız da ruh halimizi anlatsa nasıl olur? Vallahi bilmiyorum ama bu psikolog futboldan bizim ruh halimizden konuşmaya başlarsa kendi ruh hali nasıl olur? Ondan emin değilim. Çağıralım bakalım. Mehmet bir dinleyicimizi hazırladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Ben ismim Yusuf. Anlat Yusuf, seni dinliyoruz. Benim bir önerim var Sabri abi. Çok mutlu oluruz. Bizim üç büyük kulüpler, ya bütün kulüp başkanları, yabancı futbolcu olsun, Türk futbolcular olsun, vergilerini futbolcu kendisi ödese, hı hı, borçları daha azalmaz mı? Azalır. Yani. Azalır Yusuf. Şöyle azalır, hiç yabancı futbolcu falan gelmeyeceği için zaten doğal olarak azalır. Evet. Yani onu bir düşünseler başkanlar. Hı. Bir de ben Sivasspor artık Beşiktaşlıydım. Sivasspor'a desteğimi vereceğim. Hı hı. Sivaslı olarak. Hı hı. Bıraktım Beşiktaş'ı. Daha iyiyim böyle. Diğer kulüpleri tutanlar, değerler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar kendi memleket takımını destekleseler bence daha iyi olur. Peki. Yusuf teşekkür ederim. Eksik ben olma. Ben teşekkür ederim. Sen de eksik olma. Seviyorum eyvallah seni. Sağ ol. Size. Eksik olma. Vallahi. Teşekkür ederim tekrar. Ercan Kelmen yazmış. Neden biz de kupa maçlarına Avrupa takımları gibi önem vermiyoruz diyor Ercan Kelmen. Aslında burada da mesela farklı bir algı var. Şöyle. Atletico Madrid. Dün akşam oynadığı karşılaşmada Leonasa'ya 2-1 mağlup oldu. Yani oluyor bunlar. Antonio Adan, Santiago Arias, Felipe, Mario Hermoso, Manuel Sanchez, Joao Felix, Saul Niguez, Marcos Llorente, Hector Herrera, Vitolo, Angel Herrera. Kadro bu. Atletico Madrid'de. Birçok Avrupa takımı kupa maçlarına genelde rotasyonla çıkarlar. Ama rotasyonda bile onlar futbola futbol gözüyle baktıkları için ve hakem onların birinci önceliği olmadığı için, yönetim onların birinci önceliği olmadığı için, finansal fair play onların birinci önceliği olmadığı için futbol seyrediyorlar, futbol konuşuyor adamlar. O yüzden de bize sanki kupa maçlarına da lige çıktıkları 11 ile çıkmış gibi geliyor. Öyle çıktıkları maçlar da vardır tabii ama %60-%70 oranında onlar da rotasyonla çıkarlar. Hangi takımın olduğunu biliyorum. Çıkar üstünden Juventus formanı diyor Erkan Turan. Çıkartamam ya. 400 lira mı ne olmuş? Acayip ya, bu kadar olur mu ya? İnşallah benim baktığım forma öyledir. Daha uygun fiyatlara
satılmalı diye düşünüyorum o formalar. Daha uygun fiyatlara. Can İstiklal İcdeş, eyvallah Göztepe Sakarya kardeştir diyor. Bu durumda da benim Göztepe'li olduğum çıkarımını yapmış. Severim Göztepe'yi. Ya benim sevmediğim kulüp yok biliyor musunuz? Problem oradan kaynaklanıyor. Ben o yüzden çok objektif bakabiliyorum. Çünkü sevmediğim, antipatiyle baktığım kimse yok ki. Siz bazen diyorsunuz ki, yok işte bak Fatih Terim konuşmaya başladığı zaman bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Vallahi geçin bunları ya. Neden geçin biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ne kadar zaman oldu? Herhalde bir 12 yıl falan olmuştur. 12 yıl önce gördüm ben Fatih abiyi. Fatih Terim'e. Merhaba merhaba, nasılsın, gel bir kahve içelim içelim. O kadar. Onun dışında bir tek temasım yok. Ya ben Fatih Terim hakkında olumlu konuşsam bana ne, olumsuz konuşsam bana ne. Allah'ım yarabbim. Sevgili dinleyenimiz, sizi dinliyorum. Merhaba, hayırlı cumalar, kolay gelsin. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun. Abi ben şunları söylemek adınla istiyorum. Adınla başla ne olur. Aynen abi. Adım Harun Yılmaz. İzmir tamam. Buca'dan arıyorum abi. Eyvallah Harun. Abi genel olarak her gün dinliyorum seni istisnasız. Büyük keyifle ama şu var. Siz hep söylüyorsunuz işte futbola bir katkı vermesi lazım. Aranan bağlayıcı, bağlananların da öyle. Yani bağlananların da o şekilde olması lazım. Benim tercihim böyle olur diyorum. Çok çok şey alıyorum aslında ben. Hep olumlu şeylerden almazsın. Bazen olumsuzlar da sana ders verir. Evet, evet abi. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyle abi. Söyle lütfen. Şimdi artık yöneticilerin içine taraftarlar aldı diye düşünüyorum ben. Herkesin elinde hesap kitap. Hı. Yok Fenerbahçe'ye hesap doğru arttırımı yaptılar. 16 milyon şu bu. Abi sahadaki futbolla kim ilgileniyor abi? Ben bunu merak ediyorum ya. Şu sahadaki futbolla gerçek anlamda. Bugün mesela Cuma günü Gençler Birliği Antep maçı var. Evet. Ben büyük bir keyifle açıyorum, izliyorum abi. Maç bittikten sonra röportajlarına kadar bakıyorum. Keyif alıyorum şahsen abi ya. Artık yani herkesin elinde, herkes böyle bu taraftarlar finans işine müdahale olduktan sonra abi futbolda inanın keyif kaçtı diye düşünüyorum ben. Herkes artık bir ucuz hesap kitap peşinde abi. Herkes ben haklıyımın peşinde. Yani ben Buca Spor maçlarını takip ediyorum abi. Gidiyorum sürekli maçlara da. Üçüncü ligde Buca Spor. Hı. Ama inan abi yani büyük takımlarında yani izlediğimde o kadar keyif almıyorum ya şu anda. Eyvallah. Futbol amatörde güzel diyorum abi. Harun, ben ilk başladığım zamanlarda bir Bad Boys vardı. Bana sürekli yazardı Bucalı. Evet. Hatta böyle basketbol Yunan takımlarından falan da bahsederdi. Çok uzun zamandır o yok. Sen böyle Buca deyince aklıma o geldi. Şöyle bir selam gönderdim içimden. İnşallah kulakları çınlamıştır. Harun, ne olacak bu Buca'nın hali peki? Ben de onu sorayım sana. Abi Buca'mız özelleşti biliyorsunuz. Buca Futbol Kulübü oldu. Şu an 3. lig 1. grupta 7. sıradayız. Son 2 maçı kazandık. Toparlanıyor abi. Yeni takviyeler var. Kulüp özelleştiği için eski asıl orijinal olan Buca Spor amatörde artık kapanma seviyesinde ki bu sene kapanacak büyük ihtimalle. Ama Buca Futbol Kulübü olarak yolumuza devam ediyoruz abi. İnşallah iyi olacak. Başkanımız da ilgileniyor hani kulüpte. Eminim ki seneye ikinci ligde oluruz diye düşünüyorum. Playofflardan inşallah abi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. Harun. Amin abi. Futbol amatörü de güzel abi. Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Sergen Biçici, selamun aleyküm, hayırlı cumalar Sabri abi. Aleyküm selam, sizin de cumanız mübarek olsun. 2 yıldır sessiz dinleyicinim, Beşiktaş taraftarıyım. Tamam, hoca gönderecek durumumuz yok ama yönetim bu kadar sessiz kalmasını anlamıyorum. Taraftara kulak vermesi lazım. Sergen Yalçın bu durumda gelmesi ona zarar verir. Tek çare Samet Aybaba. Çünkü şu anki Beşiktaş vaziyetiyle ilgili tecrübeye sahip diyor. Sergen Biçici'nin düşünceleri bu. Yakup Çiçk, radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencisiyim. Radyo Spor'da staj yapmak için ne yapmam gerekiyor diyor Yakup Çiçk. Yani ne yapman gerekiyor? Herhalde Radyo Spor'a bir ya da işte Saran Grubu'a bir CV göndermen gerekiyor her şeyden önce. Sen CV'ni bana da bir gönder bakayım. Ben de öyle bir ihtiyacım olduğu zaman, şu anda ihtiyacım yok, ihtiyacım olduğu zaman bir asistana değerlendiririm. sabrugan@gmail.com'a gönderir misin Yakup bu CV'ni? Doğan Baykal, Türk futbolu iflas etmiştir. Harcama limitini aşan Anadolu takımlarına gelince kangrenli uzuv gibi kestirip atan Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul takımlarına kıyak yapıyor diyor Doğan Baykal. Şimdi burada müdahale etmek durumundayım. Çünkü işte bilgi yanlış yerden gelince yanlış yere gidiyorsunuz. Bir,
Bir, Türkiye Futbol Federasyonu açıkladığı bu mali kriterlerden dolayı hiçbir kulübe ceza vermedi. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu açıkladığı mali kriterlerden dolayı hiçbir takıma ceza vermedi. İki, Türkiye Futbol Federasyonu açıkladığı mali kriterlere uymayan kulüplere çeşitli cezalar verecek. En fazla verebileceği ceza da puan silme olarak söylüyorum 3 puan silme cezası. Bununla birlikte tabii transfer yasağı falan da var ama silinirse 3 puan. 3! Bu cezalar bu sezon için geçerli olmayacak, önümüzdeki sezon için geçerli olacak. Yakup, senden bekliyorum biliyorsun. Onu bir kere daha tekrar edeyim. Doğan Baykal, diyorsun ki harcama limitini aşan Anadolu takımlarına gelince kangrenli uzuv gibi. Hayır. O Anadolu takımları harcama limitlerini aştıkları için cezalandırılmadılar. Onların puanları harcama limitini aştıkları için silinmedi. Onların puanları yabancı futbolcularına ödemedikleri paraların, yabancı futbolcuların FIFA'ya gitmesi sonucu FIFA'nın emriyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından silindi. Net. Yanlış yerden gittiniz mi yanlış yere çıkıyorsunuz. Önce bir adres doğru olsun. Merhaba. Merhaba Sabri Bey, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Gebze'den Mert Çavuş, 45 yaşındayım, tır şoförüyüm, Fenerbahçeliyim. Mert, sürekli sen tır şoförüm diyorsun da nerelerde gezdiğini anlatmıyorsun ya. Nerelerden nerelere gidiyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben çok uzun zaman hep böyle Anadolu'ya, yurt dışına çalıştım. Şimdi burada eşim rahatsız olduğundan dolayı, benim eşim göğüs kanser hastası. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah şifasını versin. Teşekkür ederim. 3 senedir bir fabrikada çalışıyorum. Akşamları tamam. Evimdeyim, pazar günleri çalışmıyorum. Günüm hep sizinle geçiyor. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Mert. Ben bir iki konuya değinmek istiyorum izniniz olursa. Değin lütfen. Öncelikle Fenerbahçe'nin yaklaşık 6 senedir, 5-6 senedir şampiyon olamadığımız bir dönem var. Ve çok kötü bir sıkıntı yaşadık. Geçen sene küme düşme noktasındaydık. Ben burada Beşiktaşlı kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Ya bu kadar isyankar olmayın ya. Fenerbahçe'den daha kötü bir duruma düşmediniz. Takımınız elbet daha iyi olacak. Hiçbir takım her zaman zirvede başarılı olacak diye bir kaide yok. Her sene aynı takım şampiyon olacak diye bir kaide yok. İnişler olacak, çıkışlar olacak. Sabretmek lazım, takımı desteklemek lazım. Sevda böyle bir şeydir, takım sevdası. Ben bir de Euroleague'de Fenerbahçe'nin gidişi güzel şu anda. İyi gidiyor. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Ben üçüncü Sabri abi yıllarca maç anlattınız, maç seyrettiniz. Var geldikten sonra futboldan zevk almaya başladınız mı? Ben sadece size soruyu sordum. Yok yok, tadım kaçtı. Evet, neden yani kaçtı? Evet, adalet için video yardımcı hakem şart ama mesela İngiltere'de varı izlediğim zaman İngiltere liginden de tadım kaçıyor. Sadece Türkiye değil. Ama şöyle söyleyeyim Sabri abi. Şimdi eskiden biz maçları seyrettiğimiz zaman, gol olduğumuz zaman seviniyorduk. Evet. Şimdi hemen her golden sonra VAR'a bakıldığı zaman o heyecan bitiyor. Bravo Mert Çavuş. İşte haklısın. Ben bu konuda çok rahatsız oluyorum. Ve de futbol gerçekten anlık bir şey olması lazım. Tamam, hakem yanlış karar verebilir. Biz getirdik buraya işte. Hep hakem, 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 hakem dedik. Adamlar da dediler ki peki o zaman bu hakemleri nasıl biz futbolun ana modeli olmaktan çıkartabiliriz? Hataları mümkün olduk. Yani %100 hataları kaldıralım hiç değilse. VAR'ı çıkardılar ama işte o da olmuyor. Kale tabii arkası abi. Hakemi olmadı. VAR olmadı. Tabii abi. VAR yokken hakem hata yapıyordu. Hiç eleştirilmiyordu. Yani eleştiriyor da bu kadar. Eleştirilmez olur mu ya Mert Çavuş? Çabuk unutuyorsunuz. Çabuk unutuyorsunuz. Ya örnek vermeye kararak çok şeyler var. Bizim 50 santim top içeri girdi de sayılmayan Emre'nin golünü mü, Davis'in tamam golünü işte, mü? İşte. En azından onlar olmuyor. Ama en azından heyecan vardı. Şimdi inanın gol oluyor. Korkuyorum lan, Allah olsaydı mı var şu var. Golü verdi mi vermedi mi? Oğlum da yan tarafta, baba golü verecek. Yok oğlum, vermeyecek. Ve biz abi bunlara da başladık artık. Peki, İnşallah Mert. Futbolumuz daha iyi olacak. Herkesin cumasını kutluyorum. Hayır bir hafta sonu diliyorum herkese. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Fatih yazmış, Fatih 1907. Abi, birinci ligi çok küçümsüyor futbol severler. Süper Lig'de yabancı sınırlaması olsa birinci ligdeki oyuncular oynayacaktı Süper Lig'de. Yani onlar da futbolcu diyor. Ya yok, aslında kimsenin küçümsediği yok. Herkes kendi takımına da odaklandığı için kendi takımının bulunduğu ligi önemsiyor. Anladın mı Fatih? Mesela o. Yani yoksa benim arkadaşlarım var. Şey gibi
ellerinde bavulla geziyorlar hafta sonu. Cumartesi başka bir şehirde başka bir maç, pazar başka bir şehirde başka bir maç. Öyle hastaları da var. Bayern Münih sezon başında Ronaldo'yu transfer etmek istemiş. 80 milyon avro anlaşmış ama Alman Futbol Federasyonu izin vermemiş. O parayı altyapıya kullan, tesis yap demiş. Vallahi Yusuf Çetinkaya, bana birazcık hikaye gibi geldi bu. Ama haklılar. Sen Ronaldo'yu transfer edeceğine o parayı tesis yap, kullan. Hemen sizi dinliyorum. Selamünaleyküm Sabri abi, kolay gelsin. Aleykümselam, buyurun. Hayırlı cumalar. Size de. İsmim Yusuf Taşyakıl. Daha önce de birkaç sefer bağlanmıştım. Mesaj attık yayınlarınızda. Abi dediğin gibi yani futbolun kirliliği hepimizin malum, tek zevkimiz belki de futbol çoğu insanın ama yani internetle alakalı da sıkıntılar var aslında. Bu sosyal medyada yanlış paylaşılan bir bilgi herkesin aklına isterseniz, az önce işte bahsettiğiniz gibi hani takımların silinen puanlarını herkes mesela limit aşımı zannediyor. Ama aslında futbolculara ödenmeyen paralar. Mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş diyor limit aştığı halde puanı silinmiyor diyor. Beşiktaş limit aşmadı. Yani farklı bir durumda Fenerbahçe'den hani limit anlamında. Yani yanlış bilgi aslında biraz da sosyal medyanın algılarıyla işte hazırlanan bir resim oluyor, bir bilgi oluyor. Herkes hiç bakmadan doğrusunu yanlışını paylaşıyor. Her gören de onu doğru zannediyor bu sefer. İster istemez işte canlı yayında arayıp size sürekli bir şeyi müdahale etmek, düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Hani size bilir kişi pozisyonunda herkes gördüğü için haliyle. Hı hı. Bizlerden daha işini olduğunuz için. Bu böyle böyle uzuyor ama dediğim gibi yani sosyal medyanın bunda çok büyük payı var sanırım. Yani art niyetli olup bilgileri yanlış yazan, hani gündemi başka yere, hani bir amacı nedir bilmiyorum, nasıl bir şeyle yaşıyorlar onu bilmiyorum ama insanlar, herkes futbol izlemek isterken isterseniz bu tarz şeylerin içine buluyor kendini diye düşünüyorum. Peki, eksik olma, teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Özgür Ak, geçen akşamki Beşiktaş Erzurum maçı adeta Premier Lig maçı gibiydi. Bir Fenerbahçeli olarak iyi ki Kayseri ile eşleşmişiz dedim. Çünkü o Erzurum Beşiktaş'ı elediği gibi bizi de Galatasaray'ı da elerdi. Beşiktaşların bu maça isyanı boşadır diyor Özgür Ak gönderdiği mesajında. Böylece çok sayıda mesajı da okumuş oldum. Sadece radyospor.com'a gelen mesajlar bitti. Twitter'a bakmadım henüz. Twitter'a gelen mesajlara da bakacağız. Ya bazen böyle hakikaten işin içine çoluğu çocuğu karıştırdığınız mesajlarınız falan da oluyor. Sadece size şunu söyleyeceğim. Hiç kimseniz kalbini açıp onun içine bakmıyorsunuz. O yüzden de sonradan gerçekleri gördüğünüzde, öğrendiğinizde çok pişman olacağınız şeyler yazıyorsunuz ama mesele değil. Çünkü bu sorun benim sorunum değil. Sizin sorununuz. Merhaba. Merhaba. Dinliyorum sizi. Öncelikle iyi yayınlar Sabri abi. Ben Antalya'dan Ali. Eyvallah Ali. Abi ilk öncelikle şu konudan bahsetmek istiyordum da. Vedat Muriç olayını. Biliyorum konu çok eski ama. Hep Vedat Muriç'e buluyoruz. Vedat Muriç şöyle yaptı, Vedat Muriç böyle. Hırsızın hiçbir suçu yok derler abi ya. Yani bu kuralı koyanın hiçbir suçu yok abi. Hangi abi, kuralı abi, kardeşim? Söyle bana. Ya Vedat Muriç'in gördüğü sarı kart olayını anlatmak istiyorum. Yani tamam, hangi kuralın hangi tarafından eleştiriyorsun? Sen söyle, yani, konuş işte. Hı. Federasyon böyle bir kural koymuş, ucu açık. Yani niyet okumak, yani nasıl niyet okuyacaksın abi Vedat Muriç? Yani bunu yapmışsın, böyle bir kural koymuşsun. O adam o futbolcu, profesyonel bir futbolcu, ondan yararlanacak. Yani niye Vedat Muriç üzerinden konuşuyoruz? Niye federasyon bu kuralı koyanlar üzerinden konuşuyoruz? Bir de şu konu var abi. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi tamam, Abdullah Avcı gitsin. Gitsin. Gitmesin. Yani ben Abdullah Avcı'nın gitme taraftarı bir... taraftar değilim ama şöyle bir şey var abi. Bugün Başakşehir'e bakıyoruz abi. Başakşehir'in bugün başarısından bahsediyoruz ama Başakşehir'in bugünkü kurduğu kadro Abdullah Avcı'nın eseri. Yani bir şans, niye böyle hep kısa, yani 2-3 maç kaybedildikten sonra başarısız olduğuna kanaat getiriyoruz. Yani bir şans versek, bir baksak. Ahmet Nur Çebi başkan, sayın başkan. Çıkıyor Orman hakkında konuşuyor. Böyledir. Şöyle kulüp böyle ama o da yönetim kurulu üyesiydi. Niye zamanında karşı çıkmadı abi? Niye bu olaylara bir girmedi yani? Bu olaylar, yani bu olayların olacağı belliydi abi. Pekala. Eksik olma. Teşekkür ederim. Abi
vaktini aldım. Bir konu daha konuşmak istiyordum abi. Ben asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Ben bunları spora yönlendirmek istiyorum ama elimdeki imkanlar nedeniyle spora yönlendiremiyorum mesela. Bir kulübe göndereyim, bir yani sporla uğraşsınlar sonuçta. Yani başka bir yerlere yönlendirilmesinler, başka bir işlere girmesinler, sporla uğraşsınlar diye uğraşıyorum ama asgari ücretle bugün günümüzde asgari ücretle çalışan bir insanın geliri belli. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Devletimiz kulüplere kredi vermeye çalışıyor. Niye bunu yapmak istiyor Sabri abi? Bununla uğraşınca zamanda hep böyle kulüpleri batırdılar. Bu seviyeye getirinceye kadar neredeydi? Bir de onlara yapınca krediyi altyapıya yapsın. Benim çocuğuma yapsın abi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Ali de söylediği doğru. Şöyle doğru. Kulüplere varsa bütçen değer yap. O önemli değil. Ama evet. Çocukların oyun oynayacak alanları olsun. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracak olan ve makul ücretler, hani ücretsiz olmasa dahi, herkes için değil tabii ki bu. Durumu olmayanlar getirdikleri belgeyle ücretsiz devam edebilsinler. Ama çocukların oynayabileceği, çocukların spor yapabileceği, bilinçli hocalarla eğitim yapabilecekleri kulüpleri olsun. Keşke olsun. Ben de çok istiyorum. Herkesten daha fazla, herkes kadar ben de istiyorum bunu en azından. Programın sonlarına geliyoruz sevgili dinleyenimiz. Saatler 11.36'yı gösteriyor. 0212 363 04 34 numaralı telefonumuz. Bağlantılar devam ediyor. Artık son birkaç dinleyici. Merhabalar. Merhabalar. Ben Adana'dan Abdurrahim. Adana Demirspor taraftarıyım. Buyurun. Ya bu kulüplere, habere demin ki arkadaş zaten dile getirdi. Habere diyor ki kredi verelim, kredi verelim. Bu altyapıda acaba bu bu şeye, profesyonel takımlara verilen paranın binde birini, bak binde birini altyapıya yatırsa veya tesis açsa, bak burada mesela Adana'da, Adana Demirspor'un bir ufak tesisi var. Adana Spor'un yok. Biliyorsunuz Adana Spor'un hacizli. Adana Spor'un o Cem Uzan tarafından el konulmuş, hacizde, hacizde şu an. Yani böyle bir tesisler açsa, altyapıya biraz önem verse, ne topçular var bu altyapıda? Bu Adana'nın çocuklarında ne altyapıda, ne sporcular var, ne kaleciler var. Ama altyapıya hiç önem vermiyor. Hep büyük takımlara, büyük takımlara, bu büyük dört takım zaten devamlı saat 7'de dinliyorum bu saate kadar. Hep büyük takımlar, büyük takımlar. Şu biraz da şu altyapıya bir önem verseler veya bu Anadolu takımlarına bir önem verseler. Yani daha teşekkür ederim ben Abdurrahim. Teşekkür ederim. Adana'dan Abdurrahim bize yazdı. Bunları ifade etti. Ömer Maral, sana teşekkür ederim. Tufan Öztürk, sana da teşekkür ederim. Futbol tartışmayı bıraktım, sadece izleyip zevk alıyorum artık diyor Tufan Öztürk. Ya çünkü yani o kadar gönülden konuşuyorsunuz ki, gönülden konuşmak bazen samimiyet. Ama o bilgiyi yanlış koyup gönüle, oradan hareket ettiğiniz zaman çok kırıcı oluyorsunuz farkında olmadan. Neyse. Allah'tan ben herkese hakkını helal eden bir yaratılışa sahibim. Eğer ona inanıyorsanız mesele yok. Var mı dinleyicimiz? Var. Merhaba. Merhabalar Sabri abicim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nihat, ben İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Söyle Nihat. Birkaç konuda ben de fikrimi belirtmek istiyorum. Seni dinlemekten keyif alıyorum abi bu arada. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi benden iki önce bağlanan arkadaşın söylediklerini istinaden bağlanmak istedim. Antalya'dan ben. Ali onu mu söylüyorsun? Çocukları evet. Şimdi şöyle, ben dinleyiciler içerisindeki çok mantıklı bir öneri olduğunu düşünüyorum. Şimdi devletimiz kulüplere yardımda bulunuyor. Ama bu kulüplerimizin, özellikle büyük kulüplerimizin futbol okulları var.
biz de yeğenlerimizi götürüyoruz, çocuklarımızı götürüyoruz. Aidat ödüyoruz. İşte eşofmanları, kramponları vesaire büyük paralar ödüyoruz buraya. Devletimiz şimdi bu kulüplere destek olduğu zaman bence şöyle bir şey olabilir. Bu futbol okulları ücretsiz bu şekilde de ihtiyacı olan kişileri, çocukları eğitim verebilir, ücret almadan buna bir katkı yapabilir. Bence böyle bir zorunluluk, bir şart getirilebilir kulüplere. Bir de başka bir önerim var abi. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım ve siyasi fikirlerin kesinlikle uyuşmamasına rağmen Fahret Sancaklı'nın her dediğinin doğru çıkması, neden federasyonda bir böyle bir başkan olmasın ki abi? Yani bunu söylemek istedim, bunu dile getirmek isterim. Eksik olma, teşekkür ediyorum. Abi. O kadar çok çözülmesini beklediğimiz sorunumuz var ki, işte o da çocuklarımız söz konusu olduğu zaman akan sular duruyor. Evet, çocuklarımız spor yapabilsinler. Bu çok şey değil ya. Çocuklarımız spor yapabilsinler. Evet, çocuklarımız spor yapabilsinler. Ebu Bekir Özdemir altyapıya önem vermeliyiz demiş, gülmüş. İki gülücük atmış. İsmail Özdemir, ilk bölümü okumayayım. Başkanımız Mehmet Sepil hafta içi yaptığı açıklamada Karşıyaka Kulübü'nün stadının olmaması üzücü ve ben bir başkan olarak Karşıyaka'ya stat yapılacağı zaman elimden ne geliyorsa yardıma hazırım dedi. Bunu paylaşıyor. Gökay Resneli İsveç Malmö'den, bakın onların bazen bakış açıları uzaktan daha farklı olabiliyor. Bakalım ne yazmış. Türkiye'de yaşayan insanların isyanını çok iyi anlıyorum. Neden devlet futbol kulüplerini kurtarmak istiyor diye. Fakat unutulmasın ki Türkiye'deki futbol kulüpleri Türkiye adına büyük bir reklam. 4 özellikle 3 büyük takımın kurutulması Türkiye adına bir reklam. Avrupa'da her başarılı maçtan sonra Türk takımı yendi diyor. Türkiye'nin adı duyuluyor diyor. O bu tarafından bakmış. Ben başka tarafından bakıyorum. Bu kulüpler Türkiye'de çok büyük bir sosyal kuruluş aynı zamanda. Binlerce üyeleri, milyonlarca taraftarı olan, onlarla üzülen, onlarla sevilen, milyonlarca insana sahip kuruluşlar, kamu yararına dernekler daha doğrusu, ama doğru yönetilmeleri gerekiyor. Problem burada. Doğru yönetilmeleri gerekiyor. Merhaba. Merhaba Sabri abicim. Dinliyorum canım benim. İzmir'den Nuri ben. Söyle. Severek dinliyorum. Eksik olma. Abi bu kulüplerin aslında kurtuluşu çok kolay da yönetimler ellerini taşın altına koymuyorlar. Çünkü her gelen yönetici ben başarılı olayım, kupalar kazanayım, tarihe adım kupalar kazanmış başkan olarak veya yönetici olarak geçsin istiyor. Halbuki zamanında Borussia Dortmund'un yaptığı gibi biz 5 sene transfer yapmayacağız. 5 sene sıfır transfer politikası diye yola çıktılar ki Borussia Dortmund stadını satmış bir kulüp. En büyük rakibi Bayern Münih'e satmıştır. Onun dışında küme düşmüştür. Ama bu badirelerin hepsini atlatıp geri gelip belki Avrupa'nın en büyük 10 kulübünden biri, dünyanın sayılı kulüplerinden biri olmuştur. Bu kulüplerin kurtuluşları transfer yapmamakta. Hem altyapıya dönmüş olurlar, hem de zaten yayın gelirleri var, bir sürü geliri var bu kulüplerin. Taraftarlar da bu kulüplerin renkleri için seviyorlar. Armaları için seviyorlar. Biz 5 sene transfer yapmayacağız diye hangi kulüp başkanı çıksa ortaya, taraftar bir iki protesto eder. Ondan sonra yine stadını doldurur. Yine desteğini verir. Yine ürününü alır. Ve emin olun hem Türk futbolu için iyi olur bu. Altyapıdan bir sürü genç yetenek çıkar. Çünkü oynatma zorunlu olacak. Transfer yapamayacağın için mutlaka alta dönmek zorunda kalacaksın. Yani bugün Galatasaray'ın transfer ettiği Jimmy Durmaz'ın ben Yunus Akgün'den daha iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Aynı bölgenin oyuncuları. Yunus hem daha genç, hem daha dinamik, hem daha aktif, hem senin altyapından çıkmış daha az maaş alıyor. Neden gider Jimmy Durmaz'ı transfer edersin Yunus Akgün varken? Emin Bayram var elinde. Ozan Kabak'ı sattıktan sonra Emin Bayram'ı oynatırsın. Bir 9 milyon euro Louis'in ama vermezsin. Nuri, bunlar için teşekkür ederim. Zaman daraldığı için sana bir şey sormak istiyorum. Saat 17'de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın toplantısı var. Dün de Fatih Terim'in açıklamaları var. Nasıl bir basın toplantısı bekliyorsun ve gelecekte Galatasaray'ı nasıl günler bekliyor senin öngörünle?
Abi bence ben Galatasaray taraftarıyım bu arada. İyi oldu. Söyledin de onun için soruyorum. Tamam. Abi bence Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında bir çekişme yok. Mustafa Cengiz çünkü çok uyumlu bir başkan. Ben bir Fatih Terim aşığı olarak Fatih Terim'deki egonun kimsede olmadığını düşünüyorum. Yine Mustafa Cengiz yapıcı konuşacaktır. Çünkü aralarına nifak girmeyecek bu sefer. Yani Ünal Aysal'da yaşadığımız o sorun Mustafa Cengiz'de olmayacak Allah'ın izniyle. Tabii ki biz yönetim olarak Arda Turan'ın hem yaşı gereği hem de Galatasaray'ın geleceğine çok büyük bir etkisi olmayacağı için, olumlu bir etkisi olmayacağı için veto etkisi diyecek. Hocamız da anlayışla karşılayacaktır diyecek ve kapanacak bu konu Allah'ın izniyle. Pekala. Teşekkür ederim. Abi iyi yayınlar. Hayatta hep mutlu olmak. Eyvallah. Nuri ile konuştuk. İzmir'den aradı bizi Galatasaraylı bir dinleyici. Duruma göre iki dinleyici bile alabileceğim. Şimdi 21. dinleyicimiz de Nuri İzmir'den. 22. bugün için 22. dinleyicimiz kim olacak acaba? Ben de merakla bekliyorum. Merhaba. Merhaba Sen Bey. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İstanbul'dan arıyorum. İsmim İsa. Dinliyorum sizi. Beşiktaş taraftarıyım. Hı hı. Ben Erzurum maçını izledim 90 dakika. Erzurum maçında Oğuzhan Özyakup 80 dakika top oynadı mı sizce? Hayır. Zaten Abdullah Avcı da artık üstün körü söylüyor bunu. Memnun muyum performanstan? Hayır dedi. Oynamadı. Ya gerçekten Güven Yalçın oyuna girdi. Güven Yalçın oynadığı top 10 dakika 15 dakika. İnanın normal sokaktan bir oyuncu getirseniz ondan daha iyi top oynar. Koşma yok. 19 yaşında oyuncu. Koşma yok, bir şey yok. Hep diyoruz gençlere önem verelim diyoruz ama şu an Türkiye'de gençlerde de gerçekten bir iş yok. Yani oyun kapasitesi bakımından mı yoksa altyapıdaki hocalardan kaynaklanan bir durum mu? Ben de bir türlü çözemedim bu durumu. Avrupa'da bakıyoruz gençlere. 18-19 yaşında bir Mbappé'yi görüyoruz. Yani dünya yıldızı olma yolunda ilerlemiş birisi. Yani bizde neden birisi yetişmiyor diye soracak olursanız gerçekten altyapıda bütün hocaların sadece maaşlarına bakarak hareket etmelerinden dolayı diye görüyorum ben. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bayağıdır bağlanmak istiyordum. Sağ olun. Bugün nesip oldu. Kendine çok iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim. 23 numaralı forma özellikle NBA'de çok özel formalardan bir tanesi. Meşhur Michael Jordan'ın forması benim hatırladığım tabii. Şimdi James giyiyor değil mi? LeBron James. 23. dinleyicimiz. Merhaba. Merhabalar. Buyursunlar. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. İstanbul'dan arıyorum. Adın nedir? Harun. Peki Harun, dinliyorum. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani bu tabii ki de belki de taraftar olduğum için objektif bakmıyor olabilirim ama Fenerbahçe her sene şampiyonluğu oynadığında ya da şampiyonluğu oynadığı senelerde neden bu algı operasyonları farklı şekilde Fenerbahçe üzerinden yürütülüyor? Bunu pek çözmüş, yani çözmüş değilim. Geçen sene ligdeki halimiz belliydi. Ama geçen seneyle ilgili herhangi bir şampiyonluk yarışında olmadığımız için ben Fenerbahçe kulübünün veya herhangi bir başkanının o sene şampiyonluğu oynayan takımlar için herhangi bir yorumlar vesaire ya da algı operasyonlarının yaptığını hatırlamıyorum. Özellikle Ali Koç döneminde. Hı hı. Yani ama bu sene Fenerbahçe bir şampiyonluk potasına girdiğinde hemen farklı, işte örnek veriyorum, bu zorlu olaylar olsun ya da bu Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesi olsun, hı hı, veya bu harcama limitleri olsun. Ya burada sanki bir altyapıyla ya da bununla ilgili bir algı mı var ya da ben mi öyle hissediyorum Fenerbahçe'ye? Yok, çok açık bir şey söyleyeyim Harun. Bunun Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Galatasaray ile alakası yok. Çünkü Türkiye'de yarışın argümanlarından bir tanesi bu algı. Yani hani bir mücadele var ya, o mücadelede kullanılan argümanlardan bir tanesi avantaj sağlamak için maalesef. Ama geçen sene biz bununla ilgili herhangi bir avantaj sağlamadık. Sadece yani sen olarak değerlendirme bunu. Yarışın içerisinde 50 milyon avro var şimdi mesela. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yarışın içindesin. Yarışın içinde olduğun zaman sen de rakiplerin kadar argüman kullanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Geçen sene işte Galatasaray As Başkanı çıkıyor, diyor ki bizim elimizde var, kayıtları var, açtırmayalım. İşte bu sene diyor ki Ya ama geçen sene Ali Koç bu konuda çok
fair play tamam, davranıyor. Tamam, anlıyorum işte. Geçen sene kendi derdine düşmüştü herhalde Fenerbahçe ondan. Ya da yeni gelmişti daha. Hani bir de söz vermişti. Belki onda bilmiyorum. Sebeplerini bilmiyorum. Değerlendirmeyi bilmiyorum ama şimdi yarışın içine olduğunuz zaman ve kaybedecek çok şeyiniz olduğu zaman ne materyal bulursanız mücadeleyi onunla devam ettiriyorsunuz. Bana öyle geliyor. Senin başka bir fikrin var mı? Ya tespiti koydun. Şeyi söyle. Sebebini söyle. Nedenini söyle. Ya benim şöyle bir fikrim var. Yani bu sene de aslında bakıldığı zaman ligin ilk 12-13 haftasında Fenerbahçe Başkanı yine hakemlerle ilgili vesaire algı olmasın diye çok büyük konuşmalar yapmadık. Yani biz burada sadece yolumuza baktık. Ama maalesef ki nedense dış etkenler mi diyelim yani nasıl bir şekilde oluyorsa Fenerbahçe bir türlü yani her şekilde bu operasyonların içine çekiliyor. Yani bunun nedenini tabii ki de bilmek ya da bizim bilmemiz bence çok bilgimizin dahilinde olacağı bir şey değil ama nedense bu oyunların içerisinde her zaman bu operasyonların içerisinde Fenerbahçe kulübü oluyor. Ya bunu anlamak çok mümkün değil yani. Bunu kimin yaptığını tabii ki de söyleyemiyorsun yani bilemediğimiz için. Yani bunu kim düzenliyor, kim operasyon yapıyor inanın bilemiyoruz ama her sene bu tip organizasyonlarda veya bu tip operasyonlarda Fenerbahçe Spor Kulübü oluyor. Anlamakta pek içten değil yani. Peki. Teşekkür ediyorum sana da. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar. Eksik olmayın. Sayısız mesaj okudum. 23 dinleyicimizle bağlantı yaptık. Her birinize eksik olmayın. Var olun, sağ olun. Allah nasip ederse pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Mikrofon sevgili Salim Manav'a emanet.